Üçüncü paneli için sahneye Sayın Aslı Kılıç Aslan Nişancı'yı, Sayın Betül Gece'yi ve Sayın Öğretim Görevlisi Merve Gemici Koşar'ı sahneye davet ediyoruz. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben öğretim görevlisi Merve Gemici Koşar. Çoğunlukla şu an sanırım çocuk gelişimi öğrencilerimiz var. Bu oturumda biz Sayın Betül Gece'yi ve Aslı Kılıç Aslan'ı konuşmacı olarak davet ettik. İkisi de bizim için çok değerli eğitimciler. Çünkü kariyerlerine okul öncesi öğretmenliği, lisans eğitiminin devamında yeni bir yol çizerek devam etmiş kişiler. İsterseniz önce Betül Hanım'la başlayalım. Betül Hanım, Kidsnook isimli bir kurum kurmuştur ve kendisi aynı zamanda bu kuruma bağlı iki farklı eğitim programı oluşturmuştur. Bu anlamda deneyimleri ve bizimle paylaşacakları çok değerli. Önce sizle başlayalım hocam. Buyurun. Sanırım hocamızın sesi. Gelmiyor. Yaka mikrofonunun on tuşundan açıldı mı acaba? Hocam şu an konuşabiliriz. Şimdi nasıl? Evet. Şimdi iyi diye düşünüyorum. Burada olmak çok güzel. Başta teşekkür ediyorum Esra hocama ve sizlere. Dediğiniz gibi ben Marmara Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. 2012 mezunlarındanım. Ardından birçok arkadaşım gibi KPSS'ye hazırlanıp bir devlet okuluna atandım. Ve 2 sene kadar İstanbul'da bir devlet okulunda atanmış bir öğretmen olarak görev aldım. Ta ki evlenip çocuk sahibi olana kadar. Sonrasında bir çocuk iznine ayrıldım. Ve o arada bir de benim bir ablam var, Ayşegül dede, ki birçoğunuz duymuştur belki. O da bir İngilizce öğretmenliği yapıyordu fakat okul öncesinde de çok tecrübeliydi ve bizi tanıyan, genelde böyle iki kız kardeş olarak bizi bilen herkes zaten bize şey diyordu, yani sizin bir okul açmanız lazım. Mutlaka bir okul açın. Ama biz ikimiz de okulların içerisinde olduğumuz için buna çok sıcak bakmadık açıkçası. Yani hiçbir zaman gidelim bir okul açalım gözüyle düşünmedik. Çok büyük sorumluluk olduğunun farkındaydık. Hep böyle alternatif bir şeyler yapmak istedik ama çocuklardan uzaklaşmak istemedik. Yine çocuklarla temasımızın olmasını istedik. Birçok okulla çalışmak istedik aslında bir yandan da. Böyle olunca Ayşegül'le bir araya geldiğimizde de hep zaten böyle bir fikirler şeyi Ayşegül'ü tanıyanlar da biliyordur. İnanılmaz her gün dünyayı kurtarır gibi biz böyle güne uyanırız Ayşegül'le. Ve devamlı fikirler üretiriz. Bir gün yine o zaman bir çocuk kitap evinden mi yola çıkalım gibi bir fikirle aslında başladık. Çünkü ona da baktığınızda, bana da baktığınızda biz hep derslerimiz, yani ben milli eğitimdeyken de, okuldayken de, şimdi hazır planlar vardı ama Özgül Hoca'ydı benim Marmara'daki hocam ve Özgül Hoca bize demişti ki o zaman kendi planınızı yazacaksınız. Asla bir anaokulu öğretmeni hazır plan kullanamaz, olmaz böyle bir şey falan diye bizi çok motive etmişti ve bunun kesinlikle kabul edilemeyecek bir şey olduğunu söylemişti. Onun verdiği o gazla zaten ilk senem kendi planlarımı yazmaya çalışıyorum ki iyi ki de öyle yapmışım. Şimdi plan yazmak denildiğinde aslında bence okul öncesi öğretmenin asıl nihai görevi de bu diye düşünüyorum bu arada. Çünkü yaptığınız etkinlikler eğer yazmazsanız isterseniz dünyanın en güzel etkinliğini yapın havada uçuyor ve gidiyor uzay boşluğunda ve
Bir şeyi yazmadığınız zaman zaten bir sonraki yapacağınız da onunla bağlantılı da olmuyor. Yani uzay boşluğunda siz bir oradan bir oradan etkinlikler aslında yapmış oluyorsunuz ve yani bu ne kadar sürdürülebilir ve anlamlı hani bilemiyorum. O anlamda Özgül Hoca'nın bana gerçekten öğrettiği bir şey oldu bu. Ve ilk senemde devlette çalışırken kendi planlarımı yazarak ben öğretmenliğe başladım. Evet çok zorlandım. Asla fakültede anlatıldığı gibi olmadığını, uygulamada çok çok daha velilerin işin içinde olduğunu açıkçası gördüm. Ama şöyle söyleyebilirim. O dönemde ben planlarımı yazarken en çok ama en çok kitap, çocuk kitaplarından faydalandım. Şunu fark ettim. Şimdi tabii ki internet kullanıyoruz. Gerçi 10 sene önce bu kadar çok şey yoktu. Yine bakıyordun, ilham almak için bir şeyler arıyorsun çünkü bir ilhama ihtiyacın var falan. Okuyorsun, araştırıyorsun ama çocuk kitapları bu kadar çok da değildi. Bu kadar çok çeşit de yoktu 10 sene önce ama bizim yurt dışı bağlantılarımız vardı, akrabalarımız vardı. Bir şekilde ben marka bir çanta istemek yerine çocuk kitabı istiyordum akrabalarımdan. Ve bavul bavul bize çocuk kitabı taşıyorlardı. Ve ben o çocuk kitaplarını açıp baktığım zaman şunu fark ettim. Kitap bana o gün sabahtan akşama kadar ne yapacağımı söylüyordu. Yani o kitabın içinde ben çocuğa vermem gereken o şeyi de görüyordum. Oyunu da görüyordum, etkinliği de görüyordum, o mesajı da görüyordum. Ve en güzel kitaplar şeyler değildi. Bu aktivite kitaplarından bahsetmiyorum. Ben bayağı edebi çocuk kitaplarından bahsediyorum bu arada. Hani çok bir örnek vermemi isterseniz de Renk Canavarı bence bu söylediğim kategorideki kitaplardan en güzellerinden bir tanesi. İsterseniz not edin. O gözle bir bakın. Renk Canavarı kitabını bir açın. Ve onun size nasıl bir etkinliği baştan sona hatta haftalara kadar yayabileceğiniz bir proje haline getirebileceğinizi nasıl gösterdiğini gözlerinizle görebilirsiniz. Biz kitapları kullanarak ders planlarımızı her zaman yazmaya devam ettik. Ayşegül'ün de anlatıcılık yönü çok güçlüydü. Zaten storytelling eğitimleri de almıştık. Ve yabancı dil yönü de güçlüydü. Bu arada yine buradaki öğrenci arkadaşlara şunu da söylemek istiyorum. Bugün eğer ben de sizden biriydim. Hiçbir farkım yoktu inanın. Bugün şu an bir marka haline gelebildiysek ve her sene üzerine bir şeyler koyup bunu daha da büyütme hedefleri kendimize koyabiliyorsak bunun birkaç sebebinden bir tanesi de İngilizce, yabancı dil bilmemizdi açıkçası. Yani yabancı dil bildiğiniz anda size bütün dünyanın kapıları açılıyor. Bütün araştırmalar elinizin altında. Yabancı ülkelerde yapılan her şey gözünüzün önünde. Ulaşmak sadece bir tık uzaklıkta ve gerçekten bu sizin çok ufkunuzu genişleten, vizyonunuzu genişleten bir şey oluyor. O yüzden ben okul öncesindeki arkadaşlarıma bunu da söylemek istiyorum. Yani yabancı dil öğrenmek gerçekten sizi inanılmaz kapılar açacak. Ve bu sayede belki neler yapabileceğinizin farkına varacaksınız. Yani burada sadece tabii ki bir atanıp öğretmen olmak da çok güzel. Yani bunun değerini kimse ölçemez. Her bir çocuğa dokunmak çok çok kıymetli. Ama farklı hayalleriniz varsa, böyle bir şey istemiyorsanız bunun ilk basamağı yabancı dil öğrenmek diyebilirim açıkçası. Ardından Ayşegül'le bir araya geldik ve işte bu çocuk kitapları üzerinden o zaman bir çocuk kitabevi olsun. Oradan başlayalım. Ayşegül'ün anlatıcılık yönü çok kuvvetli olduğu için ona şöyle söyledim. Sen anlatımları ve okumaları yaparsın. Ben de bunlarla ilgili o okuduğun hikayeyle ilgili bir plan hazırlarım. Ardından hazırladığımız planı çocuklara uygularız. Bu bir ticari bir işletme tabii ki. Yani şu an kurduğumuz şirket ticari bir işletme. Ama eğitimci olduğumuz için inanın çok işletmeden de anlamıyoruz. Yani bunu da açıkça söyleyebilirim. Böyle bizi bilenler belki biliyordur. Senelerdir belki Türkiye'de ilk defa özel kurumlarda duysal oyunu ve masal anlatıcılığını bir araya getiren yer biziz. Özellikle duysal oyunu belki bu kadar duyulmasına Türkiye'de sebep olan kurumlardan bir tanesi, öncü kurumlardan bir tanesi biziz. Bize arkadaşlarımız şey diyor, yani gerçekten azıcık ticari zekanız olsaydı şu anda inanılmaz başka yerlerde olurdunuz diyorlar. Ama gerçekten biz o niyetle değil, yani kalbimizden geçen ve eğitimci kimliğimizle her zaman ortaya bir şey çıkarmaya çalıştık. O yüzden de hiçbir zaman şey yapmadık, işte onu söylüyorum.
Yani böyle oynadık bıraktık, Pinterest'ten oyun bulduk. Hemen işte baktık, 5 tane oyun seçtim. Çocukları sosyal medyadan duyurdum, 5 oyunu yaptım. Bizim sistemimiz bu değil arkadaşlar. Yani bizi bilenler, belki Kitsunk'a gelmiş olanlar, bizimle çalışmış olanlar bile olabilir aranızda. Biz o şekilde çalışmıyoruz. Yani evet, ilham aldığınız yerler tabii ki var. Tabii ki Pinterest'i kesinlikle kullanmalısınız. Ama önce ben bir etkinlik hazırlarken şuna bakıyorum. Çocuk kaç yaşında? Bir kere ben kiminle çalışacağım? Ben kiminle çalıştığımı bilmezsem ona göre bir şey hazırlayamam. Yani ona uygun bir şey zaten hazırlayamam. O yüzden Pinterest'ten ne baktığımın bir önemi yok. Ona uygun olup olmadığını önce onun yaşını gördüğüm zaman anlayabiliyorum. Önce ben çalışacağım grubun yaşına bakıyorum. Gelişim özellikleri. Gelişim özellikleri çok önemli. Burada böyle derslerde bayağı teorik bilgi olarak size sundukları o gelişim özellikleri var ya, şu an hep çoğunuz da gelişimciymişsiniz zaten. İnanın o gelişim özellikleri de çocuk kitapları gibi size etkinliğin kendisini söylüyor. Yani ne yapacağınızı, çocukla hangi oyunu oynayacağınızı, o yaş grubunun gelişim özelliklerini açtığınızda aslında size onlar veriyorlar. Ha, sadece bunu nasıl süsleyip püsleyeceğinizle ilgili biraz evet Pinterest'ten yardım aslında alabilirsiniz. Ama gelişim özelliğini bilmeden, İngilizce bilmeden ve yapacağınız etkinlikleri dokümante etmeden bir şeyler yaptığınız zaman inanın hep olduğunuz yerde bir kısır döngü içinde dönmeye devam edeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir adım atlamak istiyorsanız, bir level üste çıkmak istiyorsanız yaptığınız ve ortaya koyduğunuz şeyleri dokümante etmeniz gerekiyor. Aslında biz Kitsnook'ta Ayşegül'le bunu yaptık. Onun tabii ki anlatıcılık yönü çok kuvvetli ve hitabeti çok kuvvetli olduğu için o ve yazarlığı aynı zamanda muhteşem bir yazar, muhteşem bir çocuk kitabı yazarı. O yüzden onun o yazarlık yönü ve benim okul öncesi bilgimle aslında biz bir elmanın iki yarısıyız diyebilirim. Çok güzel birbirimizi tamamlıyoruz. O lokomotif başı çekiyor, ben arkadan toparlayan olarak geliyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Bir hikaye mesela yazılması gerektiğinde şöyle yapıyoruz. Temaları veriyorum. Hangi yaş grubuna uygun olduğunu söylüyorum. Ardından o bana hikayeyi veriyor. Yani bu bir oturup kafadan bir anda böyle hadi yapalım diye gitmiyor. Sistemli gidiyoruz. Ve o anlamda geldiğimiz noktada Kitsnook'ta aslında biz bir müfredat ortaya çıkardık. Bu yaptığımız etkinlikleri, bu ufak ufak başladığımız, dokümente ettiğimiz şeyleri bir araya getirdik. Ve bunlar koskocaman bir programa dönüştü. Ve bu program hatta o kadar güzel oldu ve o kadar sevildi ki diğer okullardan bize talepler gelmeye başladı. Diğer başka yerlerden bize talepler gelmeye başladı. Şu anda Türkiye'de 20 istasyona ulaşmış durumdayız. Hatta benden sonra sanırım Banu Hoca konuşacak Regio ile ilgili. Banu Hoca'nın okulu, Dadi okulları da bizim istasyonlarımızdan bir tanesi. Bunun dışında yurt dışına ulaştık arkadaşlar. Yunanistan'dan bir anaokulu sahibi Nena bize Instagram'dan ulaştı ve dedi ki siz ne yapıyorsunuz anlamıyorum çünkü Türkçe yazıyorsunuz ama çok güzel yapıyorsunuz ve ben bunu okulumda uygulamak istiyorum. Ve şu an bizim Yunanistan'da bir istasyonumuz var. Şu an bizim Zanzibar'da, Afrika'da bir istasyonumuz var. Yazdığımız müfredatı İngilizce'ye çevirdiğimiz anda yurt dışına da bunu ulaştırabilme imkanına sahip olduk. O yüzden tekrar dil diyorum. Biraz sunumumun başına gelirsek ya da böyle ben bitireceğim sonra mı öğretmenim devam edecek yoksa tamam. O zaman biraz sunumun en başına gelebilir miyiz? Programdan da biraz çünkü bahsetmek istiyorum. Ne diyebilirim? Aslında bu şekilde gelişti. Şeyi de anlatabilirim aslında. O da güzel bir hikaye. Ayşegül'ü daha önce dinleyenler var mı bilmiyorum. Eskiden onun da konferanslarda bahsettiği bir hikaye bu. Biz Akatlar'da, Levent tarafında bir binamız vardı. Ama şöyle, orası bir hukuk ofisiydi ve tabii ki bizim kullanımımıza çok uygun bir yer değildi. Evet, burası. Tamam. Biz hiçbir zaman çok büyük yatırımlar, çok büyük paralar kullanarak Kitsnook'u oluşturmadık bu arada. Yani dedim ya, ben de yani normal, sıradan bir öğrenciydim. Eşimden ya da ailemden çok büyük destekler alarak Kitsnook'u açıkçası açmadık. Hep kazandığımız kadar büyüdük. Yani önce kazandık, ne 3 ve 3 mü kazandık? 3 üzerine koyduk. 5 mi kazandık? 5 üzerine koyduk. İnanın bu şekilde ilerledik.
Hatta şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ta akatlardaki yerimizi tamam kullanımımıza izin verildi. Babam işte tamam dedi burayı yapabilirsiniz. Ama sonradan şöyle bir şey, içeriği yaptıracak paramız yok. Yani kitaplığı yaptıracak, içeriye hayallerimiz var. Ağaç ev yaptıracağız, şöyle çocuk köşeleri yaptıracağız, böyle. Hele Ayşegül'ün fikirleri inanılmaz ya yani uzayda. Ama böyle bir para yok. Bir gün oturduk bahçede böyle Temmuz ayı falan. Karar vermişiz, ikimiz de işimizi bırakmışız. Ben istifa etmişim, o da istifa etmiş. Kesin bu işe giriyoruz falan. Ama para yok, nereden para bulalım? İşte kimden isteyelim? İstemek istemiyoruz, kredi mi çekelim? Böyle konuşurken kapıdan birisi kafasını uzattı ve şey dedi. Pardon, burası boş mu, kiralık mı burası dedi. Biz kapıyı açtık, buyurun dedik. Dedi ki bize, orada Beşiktaş Arena var bizim sokağımızda. Ben dedi Beşiktaş Kulübü'nden dedi, Serdar Adalı'nın asistanıyım dedi. Biz dedi şimdi Beşiktaş'ın seçim dönemi dedi. Bize bir aylık dedi bir ofis lazım dedi, seçim ofisi lazım. Bir aylık kiralar mısınız bize dedi. Biz olabilir, ne kadar vermeyi düşünüyorsunuz? Ve o sabah inanır mısınız marangozdan bize teklif geldi. 30 bin lira tutuyor bütün içeriği yaptırma masrafımız. Kadın bize dedi ki 30 bin lira. Ve biz bir ay sonra teslim aldık geri Serdar Adalı'dan alanımızı. Ve o parayla da o arada zaten bütün kitaplığımızı, ağaç evimizi, her türlü içeride gereken mekanımızı yaptırmış olduk. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer siz bir şeye niyet ederseniz ve ona enerjiyi gerçekten yaymaya başlarsanız, hani biraz secret konuşması gibi de olacak ama yaşadığım için söylüyorum. Yani o kadını kapıdan kafasını uzatıp bunu sorduran neydi bilmiyorum. Yani ve bunun gibi birçok şey yaşadık. Kitsnook'u işlettiğimiz dönemde inanılmaz bu tarz tevafuk, tesadüf ne derseniz artık. Çok fazla böyle olay yaşadık. Hep böyle iyi niyet ve inanma meselesi olduğunu düşünüyorum. Hayallerinizi küçük gerçekten tutmayın. Yani o niyete ve o heyecana sahip olduğunuzda bir şekilde belki tam kafandaki gibi değil ama bir şekilde sizi mutlaka buluyor. Burada bahsetmediğim ne var? İngilizce bir sunum getirdim bugün. O şekilde oldu. Evet, kitap evimizde amacımız şuydu. Çocuklara kitap okuma sevgisini kazandırmak, alışkanlığını kazandırmak. Çocuk kitap, yani kitap evinden para kazanmayı bu arada beklemedik ama onsuz hiçbir şey yapamayacağımızı farkındaydık. Çünkü bizim ders planlarımızın kaynağı kitaplardı. Biz bir kitap evi açmasak bile o kadar çok kitabı zaten ofisimize de almak zorunda kalacaktık. Madem böyle bir kitaplara bu kadar çok kitaba ihtiyacımız var, o zaman bunu da bir çocuk kitap evi şeklinde de zaten çocuklara ulaştıralım diye düşündük. Gerçekten de mahallemizdeki çocuklar şu fırsata kavuşmuş oldular. Okul çıkışı bir çocuk kitap evine gelip 3-5 kitap karıştırıp annesiyle okuyup ister alıp ister almayıp evlerine geri dönme şansına ulaştılar. Bu anlamda da bence yurt dışındaki örnekleri gibi İstanbul'da kısmen de olsa bir bölgeye bunu sunabiliyor olmak da benim için çok kıymetliydi. Bu tarafa doğru gidiyorum sanırım. Ayşegül ve ben biraz bahsettim. Bu arada kendimden neyden bahsetmedim? Marmara mezunu, okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezunum. Şu anda da Aydın Üniversitesi'nde kendi programımızın çocuklar üzerindeki etkilerini araştırdığım bir yüksek lisans test çalışması yapıyorum. Belma Tuğrul Hocam da bana bu konuda danışmanlık ediyor. Kitsnook programı iki şekilde kullanıyoruz. Şöyle, bu aslında önce ebeveynli gruplarla başladı tabii ki. Kendi merkezimizde, kitap evimizin içerisinde Ayşegül uygulayıcıydı, ben dokümante ediyordum. Ve sonrasındaki oyun kısımlarını, özellikle duysal oyunlar çok inanılmaz o dönemde ilgimi çekiyordu. Duysal oyunlar hazırlıyordum ve bunu uyguluyorduk çocuklara. Ve ebeveynli bir program olarak başladı yine çünkü şunun da, şu da bir sebep. İkimiz de anneyiz. Ayşegül de ben de. Benim iki çocuğum var. Onun da iki çocuğu var ki benim bu kitsnook'u kurduğumuz dönemde küçüktü. Çocuklarım çok küçüklerdi ve araları 3 yaş. Yani şehirde yalnız bir anne olmak ne demek? İnanın bunu da çok iyi biliyorum. O çocuklarla bütün bir günü tek başınıza evin içinde geçirmeye çalışmanın ne kadar saçma aslında olduğunu yaşadım ve gördüm. Kitsnook küçük çocuklu annelerin de bir kaçış noktası, bir buluşma noktası olarak her zaman düşünüldü. Ve
Orada gerçekten hem anneye hem çocuğa dokunmak bizim için çok önemliydi. O yüzden ebeveyn de grupların içerisinde her zaman yer aldı. Ben yazdığım planda ebeveynine de öğretmenin nasıl yaklaşacağıyla ilgili mutlaka ipuçları koyuyorum. Mutlaka orada, çünkü siz ebeveynli bir grup yaptığınızda, burada şimdi öğrencisiniz, okulda sınıfta ders yapmakla karşınızda 10 tane ebeveyn ve çocuğun olduğu bir gruba ders yapmak arasında arkadaşlar dağlar kadar fark var. Çocuğa değil, aslında anneye ders yapıyorsunuz. Hele ki küçük yaşta, şimdi 0-3 yaşta çocuğa dokunmuyorsunuz bile. Zaten dokunmamalısınız da. Yani orada sizin göreviniz çok farklı. Orada siz anneye yönergeyi veriyorsunuz. Anne çocuğuyla birlikte onu yapmak için bir iş birliğine girişiyor. O anlamda iki şekilde KidSnook yapıyoruz. İlk önce ebeveynli gruplar yapmaya başladık ve bu programın adına da Sensory Storytime dedik. Neden İngilizce? Çünkü bizim yine kurulurken Amerikalı bir partnerimiz vardı. Hem bizim dilimiz olduğu için hem Amerikalı bir partnerimiz olduğu için aslında programı ilk başta İngilizce yazmaya başladık. Hem Türkçe hem İngilizce olarak yazmaya başladık. Ve o dönemde de isim patent alma sürecimizde de adını Sensory Storytime şeklinde patentli bir ismimiz var, programımızın ismi bu. Ebeveynli olarak başladık, ancak dediğim gibi bir süre sonra, birkaç sene sonra okullardan inanılmaz çok fazla talep almaya başladık. Bu programı gelin bizim okulumuzda yapın, bu programı gelin lütfen bizim kurumumuzda da uygulayın şeklinde talepler almaya başlayınca aslında müfredatımız zaten hazırdı ama bizim müfredatımız ebeveynli bir grup olarak dokümante edilmişti. Son birkaç senedir, 3 sene önce kadar bunu sadece okula uygun, öğretmenin kendi sınıfında uygulayabileceği bir forma çevirdik. Evet, aynı hikayeleri kullandık ama bu sefer sadece öğretmen sınıfının içerisinde kendi öğrencilerine uyguladığı bir formatta da geliştirdik. Şimdi şöyle bir fark var, bu istasyonum dediğim şey benim ebeveynli programımı satın alan, aynı zamanda da KidSnook adını kullanma hakkını satın alan kurumlara istasyonum diyorum. Ancak bu biraz önce bahsettiğim, 3 sene önce geliştirdiğimiz sadece okullarda uygulanan kısmı bütün okullara ve bütün öğretmenlere açık arkadaşlar. Yani herhangi bir devlet okulundan bir öğretmen bizim okul için olan öğrenci masal setimizi alabilir. Sınıfında masal saatleri dilediği kadar uygulayabilir. Bizimle iletişime geçmesi bunun için yeterli. Öyle bir durumda istasyonum demiyorum ve KidSnook isim hakkını evet kullanmıyor ama KidSnook masal setini sınıfımda uyguluyorum. Sonsuza kadar tabii ki bunu söyleyebilir. İki şekilde ilerledik yani bir süre sonra. Burada biraz detaya giriyorum. Ebeveynli grupta haftada bir gün bir saat olarak ilerliyoruz. Ve bu ebeveynli gruplar bir özel bir sınıf içerisinde uygulanıyor. Yani o sınıfın sahip olması gereken bazı özellikler olmasını istiyoruz. Bunlar duvar kağıdı, ışıklı masalar, malzeme dolapları, masal halısı, oturma minderleri gibi 30 metrekareye yakın bir alan olmasını talep ediyoruz. İstasyonlarımızdan bunu istiyoruz. Ama diğer grup için normal bir sınıf normal bir sınıfta uygulanabiliyor. Bir saat sürüyor, haftada bir gün bir saat şeklinde ilerliyoruz. Programımızda aslında şöyle yapı olarak, öncesinde bir hikaye anlatımı var. Ama burada bu hikaye anlatımı küçük çocuklarla, özellikle erken çocukluk dönemindeki çocuklarda interaktif anlatım teknikleri kullanıyoruz. Yani bu sıradan bir kitap okuma asla değil. Ortada kitap bile aslında yok. Çocukları hikayenin içine dahil edecek interaktif oyunların kullanıldığı ve biraz Waldorf'tan da esinlendiğimiz tabii ki şeyler var. İşte masala başlamadan önce bir mum yakma, masal bitince bir mumu hep birlikte söndürme gibi. Zamanı çocukları aslında somutlaştırmak için kullandığımız, daha iyi onların dikkat ve konsantrasyonlarını arttırmak için kullandığımız yöntem tekniklerimiz var. Ve bu yöntem tekniklerin şu anda da tezini yazdığım için konuya daha da hakimim ama şöyle söyleyebilirim. Gerçekten sosyal duygusal olarak çocuklara kazanımları gözle görülebilir ölçüde. Yani o çocuğun o masal çemberine dahil oluşu, bir topluluğa ait hissedişi, kültürler arası etkileşimi fark edişi o masallarla, hikayelerle veya çok fazla söz hakkı veriyoruz çemberde çocuğa. Orada sırasını beklemesi, arkadaşını dinlemesi gibi
Bunların hepsi aslında okulda öğretmenlerin hani kazandırmakta epeyce zorlandığımız davranışlar. Burada bir programın içerisine yedirilmiş oyunla, hikayeyle, eğlenceyle çocuğa zaten kendiliğinden olması gereken şekilde çocuğun bir süre sonra kazandığı davranışlar haline geldi. Ve biz bunun rahatlıkla hani farkına varabiliyorsunuz bir öğretmen olarak. Aynı anda sosyal duygusalın yanında belki sosyal duygusaldan daha fazla dil gelişimine dokunuyoruz. Burada şu örnekleri çok büyük gönül rahatlığıyla verebiliyorum. 2 yaş Kitsnuk merkezimizde 2 yaş öğrencilerimiz geliyor. Özellikle pandemiden sonra konuşma geciklikleri çok artmış durumda. Çocukların çok fazla televizyona ve ekranlara maruz kalması sebebiyle özellikle 2 yaşlar yani tam böyle aslında açılması gereken bir dönemde böyle bir açılamama, bir tıkanma, tabii ki başka bir sorun yoksa hani birçok farklı sorunlar yaşayan çocuklar var ama ben özellikle farklı sorunlar yaşamayan, normal gelişim gösteren çocuklardan bahsediyorum. Böyle bir tıkanıklık görebiliyoruz onlarda. Bizim pandemiden sonra 2 yaş grubumuza gelen çocuklar gerçekten 5. 6. haftadan sonra o tekrarlarla ikilemeler kullanmaya başlıyorlar, betimleme yapmaya başlıyorlar. Anne koşu koşu arabaya gidelim falan gibi şeyler söylemeye başlıyorlar. Kırmızı elma, işte yanakların pembe pembe. Çünkü bu aslında ikilemeleri çok fazla kullanıyoruz küçük yaşta. Ve çocukların bizi interaktif anlatımlarda tekrarlamaları için onlara alan açıyoruz. Bize yanıt vermeleri için alan açıyoruz. Ve bunu eğlenceli ve oyun yoluyla yaptığımız için de inanılmaz istekli oluyorlar. O tıka, yani konuşma noktasında bir tık geciken çocuğun 5 hafta sonra Kitsnook'un programın şarkısını tik tak tiki tiki tak diye söyleye söyleye kapıdan içeri girdiğini görüyoruz. Aileler bize akşam evden video atıyorlar. Masal şarkımızı söylemeden uyumadık hocam diyorlar. Gerçekten bunu görmek dil noktasında ne kadar etkili olduğunu fark etmemize yol açtı ki şimdi bunu TEDiL'le de testle ölçtük. Şu an paylaşmayacağım ama güzel sonuçları aldığımızı söyleyebilirim. Bu da şu anlama geliyor aslında. Evet, ana dilde çok etkili bir program. Neden yabancı dil öğretiminde de etkili olmasın dedik. Ve 2 yıl önce bu programı aynı yöntem teknikleri kullandık. Ancak içerik tamamen yabancı dil uygulanacak şekilde yeniden yazıldı. Şu an Kitsnuk'un bu programını, masal setini aynı zamanda özel kolejler ya da devlet okulları bütçeleri dahilinde bir İngilizce dil, 2 yabancı dil öğrenim seti olarak da satın alabiliyorlar. Bununla ilgili de bağlantıya geçmek isteyen varsa zaten bizi bulabiliyor. O anlamda dil öğrenimi noktasında hem İngilizce hem ana dilde çok etkili olduğumuzu söyleyebilirim. Tamam, hızlıca geçiyorum. Bunlar bizim sınıflarımız. İşte sınıflarda neler var? Bakın masal alımız var, duvar kağıdımız var, minderlerimiz var. Bunlar kullandığımız materyallerimiz. Bunlardan hep bahsettim. Bunlar bizim istasyonlarımız. Şu an var olan, gerçi Sivas yok sanırım burada. Buraya bir Sivas eklendi. Duysal oyunlarımız. Burası Çabaçam. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin içerisindeki okul öncesi bölümünün uygulama anaokulu. Burası bizim bir istasyonumuz arkadaşlar. Ebru Aktanacar Hoca bu okulun şu an başında ve bu uygulama okulunda öğretmenler aslında hem kendileri tecrübe kazanırken Kitsnuk derslerini de yapmayı öğreniyorlar ve bu uygulama okulunda Kitsnuk dersleri daha hem mülteci hem sosyoekonomik anlamda dezavantajlı çocukların geldiği bir okul. Bu okulda da yine bizim bir istasyonumuz bulunuyor. Burası bizim merkezimiz. Bunlar da yayınlarımız, bahsettiğim masal setlerimiz 3 level'dan oluşuyor. Hikaye kitaplarımız 3 farklı seviyede. Öğretmenlere planlarını online, internet üzerinden sağlıyoruz. Kitapçıklar şeklinde gelmiyor. Bu sayede istediğiniz zaman şifrenizi giriyorsunuz. Panelinizi, size ait profiliniz açılıyor. Orada o hafta mesela işte kaçıncı haftadasınız, hangi hikayedesiniz? Oraya girdiğiniz zaman karşınıza o hafta yapacağınız birçok etkinlik ve hikaye videolarıyla, uygulama videolarıyla size ilham olacak şekilde karşınıza çıkıyor.
nitelerimiz, aktivite kitaplarımız, materyallerimiz, bu öğretmen kitapçığımız yine. Bu şekilde bir noktaya geldik şu anda. Size söylemek istediğim tekrar hani böyle bir özet geçmek gerekirse hayallerinizi gerçekten küçük tutmayın. Kidsnook'tan sonra bu yayıncılık işine girdikten sonra biz Bologna'ya kitap fuarına gitmeye başladık. Lütfen yani ölmeden yapılacaklar listenize öğretmenlere özellikle tavsiye ediyorum. Bologna Çocuk Kitapları Fuarına gitmeyi ekleyin. Bir şekilde mutlaka o gün yani bunu yapabilirsiniz inanın. İkincisi Almanya'da eğitim fuarları var. Didakta eğitim fuarı var. Bu fuara da mutlaka öğretmen olarak gitmenizi tavsiye ediyorum. Her türlü okul öncesine yönelik her türlü materyali bir arada görüyorsunuz. Bir koridor sadece Waldorf oyuncakları, bir koridor sadece Montessori oyuncakları, bir koridor sadece Reggio ilhamlı materyaller. Yani inanılmaz, inanılmaz şeyler görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Gerçekten hayallerinizi küçük tutmayın. Dil öğrenin ve farklı yollar olduğunu unutmayın. Ve yaptıklarınızı lütfen dokümante edin. En ufak yaptığınız etkinliği dahi bir cümleyle, bir defteriniz olsun. Lütfen not alın. Çünkü onlar ileride başka şeylere evriliyorlar. Sizi başka yere alıyorlar, götürüyorlar. Üzerine inşa ediyorsunuz. Evet, bir yerden başlamak çok önemli. Nereden olduğunun bir önemi yok ama bir yerden başlamak çok önemli. Umarım hepinizin böyle hayallerinize ulaştığı ve sizi çok mutlu edecek iş hayatlarınız olur diyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkürler Betül Hanım. Bu anlamda zaten bize söyleyecek pek bir şey bırakmadı. Her şeyi detaylı da anlattı. Bence birçoğunuza da ışık yakmıştır diye düşünüyorum. İkinci yolumuzu aydınlatacak, ilham verecek konuşmalarda Aslı Kılıçarslan Nişancı hocamız. Waldorf isimli dünyada aslında çokça kabul gören, Türkiye'de uygulamalarını yapan bir öğretmenimiz yanımızda. Buyurun hocam. Selam herkese, hoş geldiniz. Yine mutlu aday meslektaşlarla, değerli hocalarla burada olmak davet ettiğiniz için ayrıca teşekkürler. Ben 20 yıllık, 21. yılındayım öğretmenlikte. Alçak sesle konuşmaya öylesine alıştım ki yükseltemiyorum. O yüzden umarım biraz böyle şey destekleyeyim elimle. Şöyle tutayım. Betül gibi ben de 2006 Marmara mezunuyum. 2002'den beri de bir fil öğretmenlik yapıyorum. Hatta daha evveliyatı da var. Lisede sayısalcıyım ben. Lisede de matematik dersleri vererek hayatımı kazanmaya başlamıştım. Ama oraları profesyonel hayattan saymayarak 2002'den beri bir fil öğretmenlik yapıyorum. Okul Müze Günleri Uluslararası bir diploma programına katılmıştım. İstanbul Arkeoloji'de başlayan, ilkokul ve ortaokul çocuklarıyla başlayan serüven bugün beni buralara kadar getirdi. Betül Özgül Hoca'dan bahsedince o günler tekrar cereyan etti. Hala dün gibi hatırlıyorum. Onun böyle çarşaf çarşaf yazdırdığı planları. Aynen öyle. Günlük plan, aylık plan, yıllık müfredatlar, onları yad ettim tekrar içeride anılarımı. Üniversite yılları, olumlu anlamda söylüyorum, bugün çok nimetini zaten alıyoruz o günlerin. Üniversite yıllarında çok kıymetli bir eğitim serüveninden geçtik. Eminim burada da çok kıymetli eğitim yolculuğundan geçiyorsunuz sizler de. Ben de hala öğrenciyim ve son nefesime kadar da öğrenci olmak için dua ediyorum ve buna çabalıyorum. Kıymetli eğitimler aldık. İşin teorik kısmı çok güzel oturdu. Marmara bu anlamda çok kıymetli bir yol açtı, alan açtı bana. Ama içimde hep o yıllardan başlayan bir
Daha başka bir şey olmalı, bu bana yetmiyor. Daha farklı şeyler de olmalı dürtüsü hep vardı. Aslında çocukluğumdan beri bir şeyi daha farklı ne yapabilirim, peki ben olsam ne yapardım dürtüsü aslında çocukluk yıllarımdan beri vardı. Belki babamın o dönemlerde müzikle uğraşması, annemin terzi olması, iki büyük ablam var, onların işte mimariyle, sanatla, dille uğraşmaları belki. Bu etkiyi yarattı diye tahmin ediyorum ve çocukluk yıllarımın doğada geçmesi kesinlikle. Doğa en büyük yaratıcı, en büyük öğretmen, sanatın, gelişimin, her şeyin kaynağı. Çocukluğumdan bugüne hala 38 yaşındayım. Bunun etkilerini öğretmenlik hayatıma da çok yansıttım. Ne oldu? Üniversite yıllarımda aldığım eğitim bana kesinlikle yetmedi. Hepsi vefat edenler oldu. Hala yaşayan çok kıymetli hocalarım var. Hepsine şükran, sevgi sonsuz. Ama bir yerde benim aslı olarak hikayemde yetersiz. Ben şunu da yapmalıyım, şunu da öğrenmeliyim. İşte küçük adımlara da katılmalıyım. Özel eğitimden de beslenmeliyim. Biraz alternatif eğitim de neymiş? Bunlara da bulaşmalıyım. Betül'ün niyet dediği şey... hayatımda hep vardı. Bunu şuna bağlıyorum. Lise dönemimden beri, hatta ortaokulda katabilirim, Mevlevi kültürü içinde büyüdüm. Sanıyorum o Mevlevi kültürü içinde büyümek, düzenli Mevlevihaneye gitmek, şimdi kapandı maalesef Üsküdar Mevlevihanesi. Waldorf böyle doğal olarak zaten, yani çok örtüştü. Benim için Waldorf pedagojisi ta ortaokuldan, üniversite yıllarından, hayatımda da hep olan o insanı kamile giden yoldur. Bir de eğitimci, gelişimci olup bir de bunu kuramsallaştırınca o kadar örtüştü ki benim, yani Waldorf'un bendeki karşılık bulma hali biraz böyle şey, sanki Batı mesnevisi gibi. Ben bunu böyle yaşıyorum. Dernek bu düşüncelerimi ne der bilememekle birlikte size kendi serüvenimi anlatayım. Yani sözün uzun lafın kısası, üniversite yıllarımda aldığım eğitimlere eğitimler ekledim. Tam da 2006'da mezun olduğum sene doğada öğreniyorum. Gaye Amus, kesin duymuşsunuzdur. Gaye Amus benim partnerim oldu. Aynı okulda çalışıyoruz. Yarı international bir okul. Ben Türkçe öğretmeniyim, Gaye. İngilizce öğretmeni native olarak çalışıyor. Gaye'den Orşul Berk'e bulaştım, orman pedagojisine bulaştım. Gel oyna Şule Şenol hayatıma katıldı. Şule Şenol da sen tam bir Waldorf öğretmenisin dedi. Hiç unutmam, kaç sene oldu? Yıl 2006. Yaşlanmış mı? Yıl 2006. Dolayısıyla hayatıma böyle kıyın kıyın derler ya, kıyın kıyın alternatif pedagojiler girmeye başladı. Bugün şuna da şükran duyuyorum. Okulu, kendi okulum var. Yeni Mevsim Anaokulları'nın kurucusuyum. Kurucu öğretmeniyim diyeyim. Çünkü bir patron okulu değil, bir öğretmen okulu. Maddi manevi hiyerarşilerin olmadığı, Waldorf'taki kendinden yönetime, daha ben Waldorf pedagoğu olmadan önceki yaşamımda da olan şeylerdi. Dedim ya, kendiliğinden öyleymiş meğer. Neye bağlayacaktım? Yani yine uzun lafın kısası, böyle duygulanınca anılar geliyor. Okul eğitimi yetmedi. Okul eğitimine paralel ve üzerine hala eğitim almaya devam ediyorum. Orman pedagojisi eğitimini bitirdim. Size de bunu tavsiye ediyorum. Ne kadar çeşit, ne kadar renk hayatınıza katılırsa o kadar daha ruhsal ve bilişsel bir genleşme diyorum ben buna. Genleşmeye başlıyoruz. Yaratıcılık, biliyoruz ki kuramlardan birinden ilhamla, taklitle de tetiklenen bir durum. Dolayısıyla ilham almak, yeni bir pencereden bakmak, başkası ne yapıyor onu görmek, ama her zaman kendi ruhsal sindirim süzgecinden geçirmek. Steiner buna kendine mal etmek, kendine döndürmek, yeniden inşa etmek süreçleri üzerinden çok güzel anlatır. Herhangi bir lokma, bir simit lokmasını, evet genel süreçler aynı olsa da hepimizin kendine mal etme durumu çok farklıdır. Dolayısıyla bir dışarıdan gelen herhangi bir şey, fizik ya da bilgi, metafizik diyeyim, hepimizin kendine mal etme süreçleri var. Ben eğitimde özgünlük kısmına korkunç yatırım yapmaya çalışan biriyim. O bunu dedi, bunu yaptı. İşte öyle olmuyor. Bu sefer şey oluyor, nasıl anlatsam, böyle ipli kukla gibi. Yani biri böyle bir şey eğretip kalıyor. Dolayısıyla Waldorf da dahil, peki ben aslı olarak bunu nasıl icra edeceğim kısmı çok kritik bir konu.
Bunun da yolu mizah, sanat ve estetikten geçiyor. Bence bütün manevi duyuların da temeli diyeyim, eğitimin de temeli, ebeveynliğin de temeli. Ben iki çocuk annesiyim. Ortaokulda, ilkokula giden iki kız çocuğum var. Hepsinin temeli, şu an psikoloji yüksek lisansında da mizah çalışıyorum. Mizah, sanat ve estetikten geçiyor. Şimdi Waldorf benim hayatıma ne kattı? Yeni mevsim bir Waldorf okulu değil. Ben zaten karakter olarak anarşik bir, hani ben ne yapacağım, benden olan ne tarafını çok kurcaladığım için bir Waldorf okulu değil. Ama Waldorf şunu kattı, estetik, sanat tarafını besledi. Waldorf pedagogisinin temelinde antroposofi var, insan bilim. Oralara hiç girmeyeceğim. Derneğin eğitimsanatidostları.org'a girerseniz bütün yayınlar, makaleler hepsi var orada. O yüzden bir kaynakça sunuma da koymadım. Oradan ulaşırsınız. Steiner teozofiye meraklı biri. Mevlana ve Şems gibi o da Goethe ve Steiner diyebilirim. Aralarındaki ilişki, mektuplaşma süreçleri. Goethe'nin biyoloji bilimine katkısı sonsuz. Hani hepiniz gelişimcisiniz. Ben gelişimci olarak fenomenoloji, nöroloji, biyoloji, embriyolojiden çok besleniyorum. Sadece okuduğumuz kuramsal bilgi çok yetersiz kalıyor arkadaşlar. Bir gelişimci olarak Betül de değindi. Sular seller gibi insan gelişimini ruhsal, fiziksel ve zihinsel bütün anlamında bilmemiz gerekiyor. Waldorf pedagogisi benim nezdimde aslı olarak bir çatı organizasyon gibi. İnsanı bu kadar bütüncül ele alan başka bir pedagoji yok. Neden Waldorf'a daha yatkın ve yakın hissediyorum? Bir vakıf okulunda ve olabilecek en güzel okullardan birinde çalışırken yine kendi 2010'da atölyemi kurmadan önce şunu yaşıyordum çocuklara baktığımda. Baleye koşturuyoruz, İngilizce öğretmeni geliyor, halk oyunlarına koşturuyoruz ve çocuklar günde 45 dakika serbest oyun oynayabiliyorlardı. Ve bu benim için daha taze öğretmenim, 3. senemdeyim, korkunç kabul edilemez bir durum idi. Yani bir çocuk günde 45 dakika oynayamaz. Günde zaten minimum 2 saat açık hava ihtiyacı kanıtlanmış durumda ve o koşturma benim de böyle detayları görme, derinleşme, bir üzerinde durma ihtiyacımla da, yani bu kişisel bir ihtiyaç değil, böyle olduğuna inanç diyeyim, bununla da örtüşmüyordu. Şey beni çok irite ediyor, çizgi film kanalı ya da TV kanalı değiştirir gibi yapılan herhangi bir akış diyeyim, beni çok irite ediyor. Bunu pedagojik bulmadığımdan, kişisel kanaatim değil, hani bilimsel argümanlarla bir şeyin üstünde tekrar etmek yaşam bedenimizi, bugün vital denen kavramı güçlendiren, pekiştiren, oraya aldığımız sinir duyu sistemini ancak 21 tekrardan sonra geçirebildiğimiz için bir şey, hani sinir bilim anlamında da. Dolayısıyla bir şeyin bir kere olması geçmesi, o okuldaki o hengame beni çok sarsmıştı. Neden atölye açmak, neden bir kolej kültüründen artık çıkmak ve kendi okulumu kurmak serüveni de tam olarak burada başladı. Aynen Betül'ün 30 bin lira, hiç unutmayacağım, şeyi gibi, tevafuk süreci gibi benim de bütün kapılarım açıldı. Neye ihtiyacım varsa yağdı, yağdı, yağdı ve bugün iki öğretmen, birimiz bir sınıfta, birimiz bir sınıfta başladığımız yolculuğumuz bugün artık onlarca okula eğitim ve danışmanlık verme, onların da dönüşümüne ve alternatif okullaşmalarına destek olma haline dönüştü. Biraz Waldorf pedagogisine değineyim yine aralarda. Bu arada astımım olduğu için nefes nefese konuşuyorum, kusura bakmayın. Waldorf pedagogisine genel bir bakacağım ve detayları size kaynaklar sonsuz ve eğitimi 3 sene süren işte stajlar, bitirme tezleri vesaire ve 100 yılı aşkın bir pedagojiyi 10 dakikaya sığdırmam mümkün değil. Ama genel hatları ve hayatıma yankılarından minnacık bahsetmeye çalışacağım. Sonra da varsa sorularınızı alırız. Benim için şimdi tin bilime, antroposofiye dayanıyor dedik ya Waldorf pedagojisi. Tin bilim, yani antroposofi benim
tanımımla. Bunun üzerine yazıyorum da şu anda. Ruhun biyodinamik tarımı. Biyodinamik tarımla uğraşanınız var mı? Ben permakültürle çok uğraştım. Hala da uğraşıyorum. Ruhun biyodinamik tarımı diye ben kendim aslı olarak böyle size özet geçiyorum. Belki bu minicik kelimeleri alır. Bu metafor üzerinden derinleşmeye nail olursunuz gelecekte. Şimdi şeye göre de, Steiner'a göre de üç katmanlı insan var. Thinking, bu kendi yüzümüzün içinde de zaten insanları tek tek incelediğinizde de görüyorsunuz. Beni çok büyülemişti. Thinking, feeling, feeling. Yani thinking, düşünce, feeling, hisler, feeling, istek, irade, uzuv var. Bütün pedagoji bunların derinleşmesi üzerinden eğitim müfredatına yansımaları üzerine kurulu diyebilirim. Ama bu bizim çocuklara verdiğimiz bilgi değil. Bu tamamen eğitmenin kendi kendini eğitmesi. Yani o insanı kamile ulaşması bence. O yolda ilerlerken beslendiği tarafı işin. Yani çocuklarla uygulama tarafının bununla alakası yok. Yuva ya da okul hiç fark etmez. Yuva, okul öncesi eğitim kurumu demek Waldorf jargonuna göre. Okul kavramı asla 7 yaş öncesi bir çocuk için entelektüel düşünce, onu düşünmeye sevk etme, ona bir şey öğretmeye çalışma zaten gelişimin içten dışalığıyla tamamen zıtlaşacağı için zaten hani Waldorf'tan bağımsız da bu böyle. Orada zaten yok. Okul demekse ilkokul ve sonrası. Yani 7 yaş ve sonrası. Yaşam 7'şer yıllık döngüleri ayrılıyor. 0-7, 7-14, 14-21. 21'e kadar çocuğun taklit edeceği yetişkinler hayatı çok kritik. Çünkü çocuk annesi, babası hayatındaki biz yetişkinler ne ise o olacağı için kendi kendinin, iradenin gelişimi, ruhun tamamen bedene enkarnasyonu. Ben buna hani hormonal olarak da, fiziksel olarak da o olgunluk ve hani büyüme süreçlerine bağlıyorum. 21 yaştan sonra da kişinin artık kendi kendini eğitmesi. Dolayısıyla da Waldorf pedagojisinin, antroposofinin temelinde öğretmenin kendi kendini eğitimi en önemli başlık ve bütün çabamız ses tonumuzu daha iyi nasıl kullanabiliriz, daha yavaş nasıl hareket edebiliriz, oyuncu ve sanatçı bir kişiliğe nasıl yönelebiliriz, en nefret ettiğimiz kişiye bile en sevdiğimiz kız kardeşimiz gibi nasıl davranabiliriz, duygularla aramıza ölçüyü ve itidali nasıl koyarız gibi Steiner'in her gün 8, işte günlük, haftalık, aylık olmak üzere ve antroposofik ruh takvimi de var, hafta hafta olmak üzere erişkine, öğretmene verdiği bazı ödevler var. Bunu şuna bağlıyorum. Geçen sene bir kedim vardı, oldu ilk defa. Alerjim de kediyle ortaya çıktı bu arada, astım ve alerji. Veremiyorum da. Kedi şeye girdi. Hayatımda ilk defa görüyorum. Ne derler ona? Kızgınlık dönemine girdi. Böyle perişan oluyor. O perişan oluyor, ben perişan oluyorum. Her şeyde gözüme metafor olarak gözüktüğü için eşim İlka, yoda eğitimci. Yani dedim iradenin gelişimi böyle bir şey işte. İradeni geliştirmezsen işte onun esiri olursun. İrade demek böyle bir şey. Yani benim için o kedinin o çaresizliği gibi. İnsan, şimdi Waldorf pedagojisinde özgür okullar vardır. Özel okullar yoktur. Kar amacı asla güdemezsin. Çocuk olan yerde kar amacı işte söz konusu olmaz. O yüzden de Türkiye'de henüz İASVK'nin onayladığı olmak üzere iki okul, henüz okul yok. Waldorf Inspired diye geçiyorlar şu anda. Şey der kendisi, nasıl bir gül tohumu içinde bir gül olma çağrısı taşıyorsa, insan da özünde özgür bir ruh olma çağrısı taşır. İşte ben bu insanın üç katmanlı yapısına, hislerine, iradesine, isteklerine ve düşüncelerine şöyle şeyhini, hakim, beden enstrümanını, biliş enstrümanını tamamıyla şartlanmalardan bağımsız sufizmdeki gibi kendi hür ve özgür iradesiyle o noktaya taşıma şeyine bağlıyorum. Tasavvuftaki bu çabaya. Benim kafamda ve iç dünyamda böyle örtüşüyor. Bunları söyleyebilirim. Böyle hani minik hususlar. Evet.
Yuvada, biraz size yuvadan bahsedeyim ve orada toparlayalım. Yuvada, bir kere müfredat yuvadan da bağımsız çocuğun ta kendisi dedik. Gelişimi bilmek, çocuğun neye ihtiyacı var sorusunu sormak çok kritik. Bütün dünyada Waldorf okullarında perşembe akşamı öğretmenler bir araya gelir, çocuk konferansı yaparlar. İşte günlük, haftalık, aylık ve yıllık ritim, rutin ve tekrarlarımız vardır. Bu hem kendi ruhsal ve bedensel güçlerimizi desteklemek hem de bizden sıçramayla çocuğu desteklemek. Ama yani söz konusu yuva ise hayati olarak çocuğu adeta bir ruhsal kundakta böyle yeni ektiğiniz bir tohumu, hani onu da sokuşturayım, bu da suyunu da ekleyeyim, ay şuraya mı koysam metaforunda olduğu gibi inanılmaz saygıyla, ölçülü ve nezaketle davranırsınız. Dışarıdan bir şey sunmazsınız. Çünkü sinir duyu sistemi 0-7'de biliyorsunuz 6'lı yaşlara kadar hayati olarak iç organlar büyür. Bir bebek hayatta kalabilir mi? İç organlar dönüşüm ve devinim halinde. 6-7 yaşlardan sonra artık ebat büyüyor sadece. Dolayısıyla da çocuk yaşam güçlerini, vital güçlerini entelektüel bilgiye değil de bütün bedenini, sinir duyu sistemini yapılandırmaya harcar. Yuvanın programı, Steiner'in 12 Duyu kitabı şimdi Yeni İnsan Yayın Evi'nden de çıktı. Derneğin yayınlarında da var. 12 duyunun gelişmesi. Kadim bilgilerde 360'tan fazla duyumuz olduğu söyleniyor. Çok eski kaynaklarda. Şimdi fizyoterapistler o disiplin üzerinden de 8 duyuya ulaştılar. Onu da söyleyeyim. Ama bunu yaparken siz çevreyi hazırlarsınız ve geri çekilirsiniz. Bütün benim aldığım, sadece Waldorf değil, bütün iyi pedagogilerde ortak olarak siz asla bir şeyi böyle veren olmazsınız da gözlemlersiniz ve geri çekilirsiniz. Giydiğimiz kıyafetlere kadar okulda toz renkler kullanırız. İşte duvar kağıtları, azlık çokluktur zaten. Ben çocuğu ne kadar az uyarana maruz bırakırsam çocuk kendi bedenine o kadar odaklanır ve o 0-6-6.5'te hayati olan, yarının tahayyül ve imajinasyonu olacak olan, yarının dil kapasitesi olacak olan, yarının mat ikisi olacak olan süreç, hani amaç bu değil ama bir gelişimci ve eğitimci olarak orayı da hani açayım. İşte oranın yatırımı çocuğun nezdinde orada yapılır. Orası sağlam olursa zaten gerisi kendiliğinden geliyor. Denge bugün hepimiz biliyoruz zaten okuma yazmanın her şeyin temeli, denge duyusu. Bugün görsel sistemi bu kadar baskılanmış çocukların denge duyusu baskılandığı için sinir bilimsel olarak korkunç durumdalar, öyle söyleyeyim. Yani gelişim çok kötüye gidiyor. Neden? Çocuk sürekli uyaran ses, renk ve şey altında. Yani çocuk kendilik ilkesinden çıktı. Banu hocam bilir, ben Orschulberg'le de ilgileniyorum. Yurt içi, yurt dışı pek çok eğitime katıldım. O Orschulberg'deki elementer olanla hani Waldorf'taki o hani kendilik, gerçeklik tarafını çok bağdaştırıyorum. Çocuğun solunumu bizler gibi değil, henüz düzensiz. Ben onu şarkılarımla da düzene sokmaya çalışmam. Çevreyle de düzene sokmaya çalışmam. Çünkü bunun için daha 9 yaşında falan bir de ilişkin solunumu gibi nabız ve nefes dengelenecek. O yüzden daha böyle yumuşacık müzikler olur. İşte şey, o da olur ölümümüzde. Bu değil. Çocuk sürekli bir serbestlik halindedir. Bir şey der, hatta 7 yaşa Steiner cennetten düşmek diye tabir eder. Çocuk adeta yarı uyku, yarı rüya, uyur uyanık. Bunu sinir bilimsel olarak da ben şey diyorum, üst biliş daha hani ön prefrontal kalınlaşmadı, işte üst muhakeme yargı henüz gelişmedi, işte bilinçli hafıza henüz yok. Hani bunu bu bilim üzerinden de aktarabiliriz ama Steiner bunu diyorum ya, benim için böyle bu kadar estetik ve sanatsal anlatılabilirdi eğitim ve gelişim. Hani o bunu bu çerçevede anlatmış. Bunları söyleyebilirim. Waldorf pedagojisi deyince hani aklıma, kalbime hemen yansıyanlar. İlk Waldorf Astoria Sigara Fabrikası'nda kuruluyor. Bütün alternatif pedagojilere bakın, zaten savaş sonrası. Erkekler yaşa Hitya Gazi, kadınlar iş hayatında, çocuklar ne olacak? Bütün pedagojiler buradan doğuyor. Neyse ki Steiner'den Emil Molt ilk okul istediğinde iyi ki Göte'den ve Schiller'den besleniyor da bu pedagoji de bu haliyle ortaya çıkıyor diyebilirim. Dediğim gibi kitaptan siz de derinleşirsiniz.
Yuvanın akışı, alt duyuların, 12 duyunun gelişimi, nefes almak, nefes vermek dediğimiz, bugün belki Milli Eğitim'in aktif pasif dediği şey ama o yüzeysellikte değil diyebilirim. Biraz o nefes almak, nefes vermek dengesini gözeten bir gün akışı, ritmik yaşantılar. Benim eter bedenimin, şimdi 4 insanın varlık uzuvları var. Eter, işte fizik beden, eter beden, astral beden, ben dediğimiz ve ben 21 yaştan sonra gelişiyor. Benim o eterim o kadar güçlü ve kuvvetli bir eğitmen olacağım ki ben çocuğun fizik bedenini yapılanmasına o eter kundağım içinde onu büyüteceğim diyeyim yani. Doğrudan değil, o alanı, çevreyi, zemini yaratarak bir hani tohum, yani benim eter bedenimde bir tohum gibi. Yani ona dokunamam, onu çekeleyemem. Peter Lang var, çok önemli bir isim. Bütün yayınlarını okumanızı tavsiye ederim. Peter Lang bizim ilk dersimizde çimenler çekerek büyümez demişti. Benim için bu metafor hala geçerli. Çimenleri çekerek büyütmüyoruz. Biz sadece onlar için bir ortam ve çevre yaratıyoruz. Bence Waldorf'tan bağımsız benim öğretmenliğimle de işte örtüşen tarafı. İyi bir öğretmen geçişlerin mimarıdır ve çevrenin mimarıdır. Doğrudan çocuğun değildir. Ben çocuğa doğrudan müdahale edemem çünkü bu gelişimin içten dışarıyla uyuşmaz. Dıştan içe bir yol izlerim. Bunu çok iyi dansçılar da yapıyor arkadaşlar. Mesela çok iyi dansçılar ayna karşısında dans etmiyormuş. Neden? Dışarıdan içe bir etkiyle değil de kendi içsel devinimlerini hissederek oraya varmak için. Ha dedim işte bazı yollar bir. Bunları söyleyebilirim. Çok hayati bir konu. Anne babanın eğitime katılması. Biz okulda yine ben Waldorf'tan da bağımsız anne baba çemberi ayda en az bir ya da iki akşam şarkı ise şarkı söyleyerek, oyunsa oynayarak mutlaka başka bir zor bir konuysa belki yaratıcı dramadan faydalanarak anne babanın dönüşmesi ve eğitime katılmasını çok önemsiyorum. Ben aslı öğretmen olarak hayatından geleceğim, geçeceğim ama anne baba yaşamdan sonra bile yani onlar başka bir gittikten sonra dahi o tek değişmez referans noktası olarak hayatımızda olacaklar. Dolayısıyla asıl ebeveynin eğitimi, anne babanın eğitimi çok hayati bir konu. 11 yıl oldu işte okullaşma tarafı. Anne babalar hep eğitimin, hayatın içinde. Anne babalar okul gözlemine gelir. Okul gözlemine gelmeden asla kayda dönüştürmeyiz. Okul gözleme hep açıktır. Bu da size de davet olsun. Bana ulaşabilirsiniz de bir okul akışını, bir günü gözlemlemeye gelebilirsiniz. Dost okullarımıza da gelebilirsiniz. Haberleşiriz bununla ilgili. Bunlar Betül Hocam'dan aldığım notlar. Şöyle bir atladığım bir şey var mı yok mu? Bakacağım. Şöyle söyleyeyim. Ve orada da toparlayalım. Yine Waldorf'tan bağımsız ve Waldorf'un da içinde olarak bir yuva döneminde özellikle hayati olarak bir bilginin gerçek yaşama, gerçek kültürde olmaması, transfer edilmemesi bu da öğrenme, yani öğrenmenin nasıl gerçekleştiğiyle çelişen bir durum. Mutlaka günlük yaşamın gerçek deneyimleri, hele ki küçük yaşlardaysanız ve erken çocukluktaysanız, günlük yaşamın gerçek deneyimleri dünyayla da anlamlı, değerli hisseden, yüksek bir benlik duygusuyla büyümenizi sağlıyor. Ama herhangi bir bilgiyi ben hayatıma geçiremiyorsam, ben çocuklarla işte çalışırken asıl olarak domuzlardan başlamam. Çünkü hayatımda yok. Hayatımda olan kullanacağım bir şarkı, bir kaynak, bir kitap, masal, mutlaka hayatımda olan, bizzat iletişime, ilişkiye, bağa geçebileceği bir şey olur. O yüzden de kültüre göre değişir. O yüzden de Bodrum'daki bir Waldorf imece ile işte Kuzguncuk'taki Nisan imecinin planı diyoruz ya, çocuk şeyin ta kendisidir, müfredatın her yaşta. O yüzden de kültürden kültüre, ortamdan ortama değişir. Onun hayatında, gerçekliğinde ne varsa, işte pentatonik müzik, Kemikçiler Mahallesi'nde 9-8'likle büyüyor çocuk. Ne pentatoniği, dolayısıyla o kültüre entegrasyon, onun hayatında olan bir şeyi sanatsal ve o yumuşacık bir naiflikle eğitime katmak, işte kültürden kültüre entegrasyon kısmı da buradan başlıyor. Bu diğer pedagojilerde de var. Hayranlık duygularını beslemek.
Hocam kusura bakmayın bölüyorum ama hemen mikrofonunuzu değiştirecekler. Pili bitti de. Oldu mu? Tamam. Dediğim gibi ben bunu tasavvuftaki hayret makamına bağlıyorum. Ben öğretmen olarak ne kadar tutkulu, hayret duyguları ne kadar yüksek, yeni bir şey gördüğümde o yani o 0-7 yaştaki gibi o izlenimle, o içsel olanla yeniden ve her daim ne kadar oradaysam bu da çok kritik bir konu. Waldorf pedagoğu diye geçiyor öğretmenler. Yani Waldorf öğretmeni değil, Waldorf pedagoğu diye geçiyor. Bu da benim yani bir Waldorf pedagoğunun temel özelliklerinden biridir. Çember oyunları, masallar, bahçe, gerçek yaşam becerileri derken zaten bir gün akışı, oyun grubu ya da tam günde bu şekilde geçer. Eğitimden bahsettiğimi toparlayalım. Waldorf Eğitimini Dernek 2010'lu yıllarda kurulduğundan beri şu anda 4. erken çocukluk eğitimi seminerini başlattı. 3 yıl sürüyor erken çocukluk. İlkokul eğitimi ise okul dedikleri 4 yıl sürüyor. 3 yıllık eğitimin ardından 4 hafta staj yapmak zorundasınız. 1 yılınız dolduktan sonra, yani ilk 1 yılınız dolduktan sonra 4 hafta stajınız var. Henüz Türkiye'de staj yapabileceğimiz bir okul yok. Umuyorum ki dediğim gibi 2 okul İASVK tarafından onay almak üzere. Bir Şarkılı Bahçe diyebiliyorum ve bir de Bodrum. Zaten çok eskileri Waldorf ilhamlı okullar arasında. Bu okullarda çalışmak için de bu eğitimlerden geçiyoruz. Ya da bu eğitimlere başlamamız da çalışmamız için yeterli oluyor. Derneğe başvuruyorsunuz. Bir mülakat ve işte bir başvuru formu süreçleri var. Ondan sonra bu eğitime başlıyorsunuz. 3 yıl sürüyor. 4 hafta. 1 yılda olduktan sonra 4 hafta staj ve bitirme tezi, bitirme ödevi yazıyorsunuz. Bütün bunlar onaylandıktan sonra 2 sene oldu sanıyorum ki yanlış olmasın. İASVK derneğin eğitimini de onayladığı için artık uluslararası Waldorf pedagoğu unvanına hak kazanıyorsunuz ve diplomanız bu eğitim uluslararası bir geçerliliği olan eğitim oluyor. Eğitim süreci de böyle. Ha, yurt dışında da bölümler var. Hani bu şansı olan arkadaşlar için 3 yıl sürüyor. Henüz Türkiye'de belki FSM için de bir proje konusu olabilir. Üniversite bağlantılı bir eğitim süreci yok. Yani derneğin düzenlediği eğitimler var. Keşke üniversitelerde de okunsa. En azından alternatif yaklaşımlar, alternatif uygulamalar adı altında. Şimdi Türkiye'de mentorluk programı başlayacak. Artık 10 yıldır Waldorf ilhamlı okullarda çalışan öğretmenler oldu. İASVK'nin evet bu kişi mentordur, Waldorf'u anlatabilir demesi için bir takım şeyler var, prosedürler var. Şimdi onlar da zaman geçti ve yerine gelmek üzere. Umuyorum ki hani Türk mentorlar arttıkça ekonomik ve ekolojik olarak hani ulaşmak bizler için daha kolay olacak. Benden böyle, aklıma gelenler ana hatlarıyla böyle. Dediğim gibi saatler geçse işin içinden çıkamayız ama ana hatlarıyla umarım bir imaj oluşturabilmişim. Çok teşekkür ediyoruz Aslı Hocam. Ben teşekkür ederim. Aslında Betül Hocam ve Aslı Hocam'a ortak noktalarını, yani ben dinleyici olarak sizin gözünüzden de baktığımda açıkçası şöyle söyleyebilirim. Bir kere temelde eğitimi içselleştirmiş, girişimi ve eğitimi içselleştirmiş iki örnek öğretmen gördük burada. İkincisi, hani ikisinin de hayatında şöyle bir sihirli değnek noktasından bahsettiler ya, o aslında onlara pat diye gökten inmedi. Deneyimle, tecrübeyle geldi ve zaman içerisinde geldi. Bunu bence kulağınıza küpe edin. Bir diğeri de aslında kendilerine yatırım yaptılar. Yani yatırımı aslında maddede aramadılar, insanda aradılar. En temel noktalardan birisi de buydu arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Betül Hocam'a ve Aslı Hocam'a. Bitirmeden sorularınız varsa ayrı ayrı. Arkadaşlarımıza mikrofonlar var. Tabii Mehmet Hocam buyurun. Ben sorumu Betül Hanım'a sormak istiyorum. Öncelikle yaptığınız çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Bence
bu gibi çalışmalar ve buna benzer farklı alanlardaki çalışmalar eğitim, gelişim ve bunlara bakış açısındaki eksikliklerimizi kapatıyor. Yani siz bir yaramıza merhem oluyorsunuz. Daha çok yaramız var. Umarım birçok yaramıza merhem olacak. Buna benzer çalışmaların örneği de artar. Şimdi Kids Nook biraz bir açıdan Mommy Nook'ta gibi görülüyor aslında. Ben iki çocuk babası olarak Daddy Nooks göremiyorum. Şimdi babayla ilgili çalışmaların zorluğunu biliyoruz. Akademide de benzer şeyler var. İşte baba eğitimi deyince babalar biraz uzak duruyor. Sizin Kids Nook olarak babalarla ilgili bir projeniz, çalışmanız var mı? Ya da babalar geliyor mu ya da gelmemelerinin sebepleri nelerdir? Acaba bunlarla ilgili bizi aydınlatırsanız çok mutlu oluruz. Ya aslında bu tamamen Kids Nook zaten bütün ebeveynleri kapsayan, yani ebeveyn istiyoruz. Biz bakıcıyla gelenleri mesela bazen ailelere, şimdi çalışan anne evde çocuğu bakıcıyla ve yakın oturuyorsa bakıcıyla gelen çocuklar da çok fazla. Ya bu Kids Nook'un o istasyonun ya da o şeyin bulunduğu semtten, şehirden, oranın kültürüne göre çok değişkenlik gösteren bir durum. İskenderun'da da istasyonumuz var, Samsun'da da var. İşte hani her birinin bir kendi bulunduğu çevreye uygun gelen bir kitlesi var. Ben bizimkinden hani bahsedebilirim. Bizim bulunduğumuz bölgede hafta içleri bakıcıyla gelen var veya anne işine ara vermiş, anneyle bebek birlikte geliyorlar. Benim en keyif aldığım açıkçası o anneye dokunmak. Biraz önce de sebeplerini söyledim çünkü ben de bunları yaşadım. Ancak cumartesileri biz nasıl geliyorlar biliyor musunuz? Anne, baba, babaanne, dede falan şeklinde gelenler var. Ya da işte yani sadece baba gelen de cumartesileri çok fazla. Bu babaların tamamen gün içerisinde genelde işte olmasından kaynaklanıyor. Hafta içi gelememeleri. Ama cumartesileri şu an Etiler'deki şubemize geldiğinizde yarı yarıya babalar da bulunuyor. Ama bunun dışında şunu söyleyebilirim. Bir de Baby Nook. Bu Sensory Storytime'in bir küçük versiyonu 0-1 yaş hatta Baby Nook programımız var. Baby Nook'ta mesela ben anneanne babaanne kabul etmiyorum, bakıcı kabul etmiyorum. Yani ya anne gelecek ya baba gelecek. Çünkü orada biraz daha temas söz konusu olduğu için çocuğuyla ve o temas çok bağlayıcı bir unsur olduğu için. Yani kısaca şöyle orada bebeğe kim masaj yaparsa bebek ona aşık olacak. Ben diyorum ki bebeğinizin bakıcınıza mı aşık olmasını istiyorsunuz? Yoksa anne babasına mı? Yani o yüzden o bir bağ kurma şekline dönüştüğü için orada ben açıkçası bakıcıları gerçekten kabul etmiyorum. Normalde anneanne babaanneleri de kabul etmemem lazım. Çok hani anne baba çalışıyorsa öyle bir durumda bazen kabul ediyorum ama hiç aslında şey istemeden biraz oluyor. O yüzden babalara kapımız açık. Dediğim gibi bu aslında bizden kaynaklanmıyor ama bulunduğumuz bölgenin o kültürel yapısından ve babaların tabii ki hafta içi gündüz saatlerinde işte olmalarından dolayı genelde babaların katılımı daha az. Ama her geçen gün hafta sonu gruplarımızda babaların sayısı artıyor. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, başka soru? Ben her iki hocama sorayım. Eğitimde mekanla ilgili hiç çalışmaya denk geldiniz mi? Ben bir Japonların böyle bir çalışmasına denk gelmiştim. İşte masa ve sandalyelerin mekanda bulunmasının çocuğu ifadede sıkıntı çıkardığı noktasında böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Mekanı dizayn ederken nelerden istifade ettiniz? Bayağı bir makaleye ulaştım. Paylaşabilirim ya da İngilizce ya da Türkçe de var hatta. Sosyal duygusal öğrenme işlevini okulun araştırırken nereden nereye o mekana da götürdü. Bunu genel hani çerçevede söyleyebilirim. Mekan üçüncü bir öğretmen etkisi yaratıyor ve bunu kanıtlayan, bunun üzerine çalışan araştırmalar var. Waldorf özelinde de mekan dediğim gibi çocuğun frekans rengi, işte portakal çiçeği, lazur tekniğiyle boyanmış, o hani hala ana rahmini hafif andıran bir duvar görüntüsü diyeyim. Mekanın az uyaranlı olması,
Ben bunu Waldorf'tan bağımsız da böyle yaşıyorum. Sadelik ilkesi. Hani bunları genelleyebilirim. Az önce de hani minnacık değindiğim. O sanatsal, sade, estetik, köşesiz hani ortamın yaratılması. Resim kağıtlarının bile köşelerini, dediğim gibi Waldorf okulu değilim ama o geçti. Onları bile kesiyorum. Hani o şey, yumuşaklık. Çünkü beyin metaforlarla çalıştığı için çocuğun zihnine ve ruhsal yaşantısına neleri armağan ettiğimiz o çevre içinde çok kritik bir konu. Ya da neleri tetiklediğimiz diyeyim. Yani ben de tabii ki hocama katılıyorum. Bir tık daha benim için de yani kaç yaşında ve gelişim özelliği ne, hangi grupla çalıştığım, mekanı ayarlarken gözettiğim bir şey. Zaten o her yere oradan başlıyorum. Yani çalışacağım ya da birlikte vakit geçireceğim grup kaç yaşında, onun gelişim özelliklerini görmeden, onunla ilgili neye ihtiyacı olduğunu bilmeden bir ortam hazırladığınızda da aynı şeye düşüyorsunuz. Yani yani o onun ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu ve ne bildiğini önce öğrenmem lazım. Onun için bir şey hazırlamak gerekiyorsa. O yüzden tamamen o gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırlamak. O oturup oturması masada, oturmaması gibi durumlarda evet çok küçük bir yaş grubuysa belki. Yani o tamamen o gelişim özelliklerine bakılıp o ortamın hazırlanması gerektiğini düşünüyorum ben de. Teşekkür ediyoruz. Evet, başka soru. Öncelikle hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldık dinlerken. Ben hem bir başka hocam için de hem kendi adıma da bunu sormak istiyorum. Kidnook çok güzel bir program. İki dille yetişmiş çocuklar için de programlarınız var mı? Yani, ya da böyle gelen öğrencileriniz var mı? Bizim de birlikte çalıştığımız Rusça ana dili olan Alexander hocamız var. Ya da İngilizce, Türkçe birlikte bilingual olarak büyümüş çocuklar da programımıza katılıyor mu? Bunu sormak istedim. Evet, bu şekilde gelen, mesela yeni geçen hafta karşılaştık. Ukrayna'dan bir anne ve kızı geldiler. Aslında yaşı biraz büyük kızının, 4 yaş civar, bizim grubumuz şu an 3 yaşa kadar ama hiç Türkçe bilmiyor, hiç İngilizce de bilmiyor. Muhtemelen savaştan kaçıp gelmişler. Ve burada yaşayacaklar. O yüzden mesela onun Türkçeyi öğrenmesi için yakın çevresinde bir seçenek haline aslında gelmiş olduk. Ve mesela o da şu an derslere katılmaya başladı. Çift dilli çocuklar evet geliyorlar. Yine baba İtalyan, anne Türk, hem İtalyanca hem Türkçe konuşan çocuklar oldu daha önce. İngilizce aynı şekilde, dediğim gibi çok fazla çift dilli sahip olan çocuklar geliyorlar. Ama genelde yani ders hangi dilde yapılıyorsa tabii ki o yönde, o dilin gelişimi yönünde faydamız oluyor. Ben çok şeyi de yani evet, bazı çocuklarda çift dil gidilmesi biraz daha konuşmanın gecikmesine sebep olabiliyor ama bir yandan da erken dönemde ne kadar erken dile maruz kalırsa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü dil gelişimi demek, beyin gelişimi demek, beyin gelişimi demek zaten hepsi birbiriyle çok bağlantılı olduğu için. Yani şunu söyleyebilirim. Bizim programımızı tamamlamış bir çocuk 3 yaşında anaokuluna başladığında hiç daha önce okula ya da bir oyun grubuna devam etmemiş bir çocukla aynı sınıfta olduğunda bir kere yani o öğretmeniyle olan iletişimi, ondan beklenenin ne olduğunu anlaması, küçük kas gelişimi, uyum sağlama noktasında da daha rahat kendini ifade eden çocuklar olduğu ile ilgili geri dönüşler alıyoruz. Evet, teşekkürler. Başka soru var mı arkadaşlar? Yok sanırım. Çok teşekkür ediyoruz tekrar hocalarımıza. Değerli panelistlerimize sunumları ve cevapları için teşekkür ediyoruz. Kendilerine hediyelerini takdim etmek üzere Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Esra Macaroğlu Akgül'ü ve Çocuk Gelişimi Program Başkanı Öğretim Görevlisi Banu Akbaş'ı sahneye davet ediyorum.
Değerli konuşmacılarımıza, müdürümüze ve müdür yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, sizlerle öğleden sonra saat 2'de görüşmek dileğiyle. Panelimize 1 saat 30 dakika ara veriyoruz. Afiyet olsun.
Tamam, vereyim mi? Tamam, tamam, değil. Ses geliyor. Başlıyorum. Değerli misafirlerimiz. Değerli misafirlerimiz, sempozyumumuza tekrar hoş geldiniz. Sempozyumumuzun üçüncü paneline erken çocukluk bakım ve eğitim modelleri konusuyla devam ediyoruz. Üniversitemiz öğretim üyelerinden Profesör Doktor Fatma Ali Sinanoğlu'nu çocukluk gelişiminde kariyer planı. Merhabalar, ben sizin sesinizi duyamıyorum. Siz benim sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Başlıyor muyum? Ben hiçbir şey duyamadım çünkü. Başlayabilirsiniz. Evet, merhabalar. Meslek Yüksekokulu müdürümüzü, müdür yardımcılarını ve emeği geçen tüm öğretim elemanlarını ve öğrencilerimizi kutluyorum. Böyle güzel bir kongre düzenlediğiniz için. Bugün aranızda olmayı çok istedim ama sağlık sorunlarım nedeniyle uzaktan katılıyorum. Herkese merhaba. Bugün özellikle çocuk gelişimi ön lisans programında okuyan sevgili üniversitemizin sevgili öğrencilerine ve tüm Türkiye'deki ön lisans programındaki öğrencilere şu anda ne durumdalar, bundan sonra neler yapabilirler, bununla ilgili bilgiler sunacağım. Belki bir kısmınızın bildiği, belki bazı öğrenci arkadaşlarımın bilmediği bazı konularda bilgiler aktaracağım. Sonrasında da soru cevaplar için burada olacağım. Çocuk gelişimde kariyer planlama dediğimizde sizler şu anda evet ön lisans programı öğrencilerisiniz. Ama çocuk gelişimci dediğimizde 4 yıllık üniversite mezunu arkadaşlardan bahsediyoruz. Bu arkadaşlar çocuk gelişim alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokullarda okumaktalar ve mezun olduğunda da sağlık lisansiyeri unvanıyla mezun olmaktalar. Peki 4 yıllık çocuk gelişim bölümlerini bitiren sevgili çocuk gelişimciler neyle uğraşır? Doğumdan itibaren ergenlik dönemi sonuna kadar çocuğa gelişimsel açıdan gelişimlerin değerlendirme konusunda hizmetler vermekte, çocuğun sağlığının izleminde rol almakta, destekleyici gelişimsel programları ile çocuğa, aileye, profesyonellere, yani doktor, psikolog, psikiyatrist gibi profesyonellere ve topluma hizmet sunmaktalar. Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında çalışan meslek mensubudurlar. Yani sadece sağlık alanında değil, eğitim alanında da hizmetler sunmaktalar ve sosyal hizmetlere de destek olmaktalar. Ön lisans programının amacı, çocuk gelişimi ön lisans programının amacının ne olduğuna baktığımızda yine 0-18 yaşı kapsadığını görüyoruz. 0-18 yaş arasındaki tipik ve tipik olmayan gelişim gösteren, korunmaya muhtaç olan, çalışan, mülteci olan, suçlu olan, hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını değerlendirebilmekteler. Ve özellikle çocuk gelişimcilere, anaokulu öğretmenlerine, eğitimcilere destek personel kapsamında görev yapmaktalar. Tüm beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma yardımcı olan insan kaynağıdır. Bu mesleği seçecek olan gerek 2 yıllık gerek 4 yıllık çocuk gelişimi okuyan arkadaşlarında mutlaka olması gereken bazı kişilik özellikleri bulunmakta.
Bir kere çocukla uğraşan herkesin, eğitim ve gelişimi takip eden herkesin yaratıcı olması beklenmekte. Yeniliklere uyum sağlayabilmenizi beklemekteyiz toplum olarak. Çocuk gelişimi ve eğitimi, beslenmesi ve sağlığı konularında donanımlı olmanızı beklemekteyiz. Bunun yanı sıra kendinizi müzik, resim, drama, oyun gibi konularda yetiştirmenizi, yani sadece üniversite hayatınızda aldığınız bilgilerle, eğitimle sınırlı kalmayıp bu konuda da mümkün olduğunca geniş farklı yerlerden farklı sertifikalar alarak bu konularda eğitim almanızı beklemekteyiz. Bir çocuk gelişimci ister ön lisans mezunu olsun, ister 4 yıllık mezun olsun, çocuk eğitimiyle ilgili materyalleri tasarlayabilmeli ve bunları ihtiyaç duyduğunda aldığı kazanım göstergeler doğrusunda temin edebilmeli ya da kendi yapabilmeli, tasarlayabilmeli. Okul öncesi eğitim programı konusunda gerek 0-3 yaş kreş programı gerek 3-6 yaş Milli Eğitim Bakanlığı 2013 okul öncesi eğitim programı konusunda yeterli donanıma sahip olmalı ve çocukların ihtiyaçlarına da duyarlı olmalıdır. İyi bir mizah duygusuna sahip olmalı. Çocukların davranışlarından asla sıkılmamalı, sabırlı olmalı. Çocukları gerçekten sevmeli ve saymalı. Sorumluluklarına bağlı birer birey olmalı. Çocuk da çok küçük de olsa ilerlemeyi gözlemleyebilmeli, anekdot kayıtları tutabilmeli. İyi bir gözlemci olmalı. Türkçeyi güzel ve düzgün konuşmalı. Her türlü iletişim becerilerine sahip olmalı. Hoşgörülü ve esnek olmalı. Dış görünüşüne dikkat etmeli. Yani temiz, rahat, düzenli kıyafetler giymeli. Kayıtları tutabilmeli. Çocuk ve aile hakkındaki bilgileri toplamak ve güvenli bir şekilde saklayabilmeli. Arşivleyebilmeli. Doğru ve çabuk kararlar verebilmeli, peşin hükümlü olmalı, iyi bir meslek ahlakına yani etik ilkelere bağlı olmalı. Çocuklara ve ailelere iyi birer rehber olmalı, kendisini geliştirmeye ve bilgisini arttırmaya istekli olmalı. Tüm meslek yaşantısı boyunca sağlıklı, canlı, hareketli, neşeli ve güvenilir olmalı. Çocuk gelişim programı mezunlarının çalışma alanlarına baktığımızda özel eğitim kurumlarında çalışabildiklerini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerdeki çocuk kliniklerinde ya da oyun odalarında yatan çocuklar için oyun odalarında çalışabildiklerini görüyoruz. Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çalışabilirler. Çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde, spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında istihdam olabilmektedirler. Eğer 2 yıllık ön lisans programı ise bu arkadaşlarımız burada çalışan 4 yıllık mezunlara destek personel olarak görev alabilirler. Peki kariyerinizi nasıl ilerletebilirsiniz sevgili öğrencilerimiz? Çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz lisans programlarının 5. yarı yılından itibaren dikey geçiş sınavı adı verilen DGS sınavına, ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavına girmeleri gerekmekte. Bu sınavda başarılı olduğunuz takdirde şu bölümlere DGS ile geçiş yapabilmektesiniz. Bazı 4 yıllık sağlık bilimleri fakültelerinde ya da sağlık meslek yüksek okullarında 4 yıllık olan çocuk gelişimi olarak geçen, bazılarında çocuk gelişimi ve eğitim bölümü diye geçen bu bölümlere dikey geçiş sınavıyla başlayabilirsiniz. Eğitim fakültelerine bağlı okul öncesi eğitim ana bilim dallarında öğrenimlerinize devam edebilirsiniz. 2 yılda aldığınız derslerin bazıları sayılmakta ve genellikle de 2 ya da 3 yıl gibi bir süreçte 4 yıllık diplomayı almış olabilmektesiniz. Çocuk koruma ve bakım hizmetleri alanında
4 yıllık lisans programlarını devam edebilirsiniz. Özel eğitim öğretmenliğini tercih edebilirsiniz. Sağlık yönetimi ya da sağlık hizmetlerine geçiş yapabilmektesiniz. Dikey geçiş sınavını kazandığınız takdirde. Dikey geçiş sınavı ile lisans eğitimi almaya hak kazandığınızda ve çocuk gelişimi lisans mezunu olduğunuzda hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmektesiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim kurumlarında eğer okul öncesi eğitim anabilim dalından mezun olmuşsanız orada ama yüksek lisans da yaptığınızda çocuk gelişimi uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Çocuk ve gençlik merkezlerinde görev yapabilirsiniz. Sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurum bünyesindeki hizmet kurumlarında bunlar neler olabilir? Sevgi evleri olabilir, çocuk yetiştirme yurtları olabilir, bakım merkezleri, çocuk evleri ve benzeri gibi yerlerde hizmet verebilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, büro amirliğinde çalışabilirsiniz. UNICEF, ILO gibi gönüllü kuruluşlarda görev alabilmektesiniz. Dikey geçiş sonucunda lisans eğitimini tamamlayan çocuk gelişimcilerin görev ve sorumlulukları nelerdir diye baktığımızda annenin hamileliğinden itibaren aileyi çocuğun gelişimine yönelik bilgilendirmekteler ve desteklemekteler. Doğumdan itibaren ergenlik döneminin sonuna kadar yani 0-18 yaş arasındaki çocukların gelişim alanlarını kendi alanları doğrultusunda değerlendirebilirler. Gelişimsel değerlendirmeye bağlı olarak çocuğun gereksinimlerine ilişkin gelişimsel hedefler planlayabilirler. Atipik gelişim gösteren çocuklara erken müdahale programı başlatabilirler. Riskli bebek ve çocuk izlemlerinde etkin rol alabilmekteler ve gelişimi destekleyici ve izleyici çalışmalar yürütmekteler. Tedavi alan çocukların hastalık, tedavi ortamı veya tedavi süreciyle ilgili onları hazırlayıcı, uyum sağlayıcı çalışmalar yürütebilmekteler. Çocukların gelişimini belirli aralıklarla izleyebilirsiniz. Çocuk gelişimiyle ilgili materyallerin tasarımlarını planlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani oyuncak sektöründe de çalışabilirsiniz ya da bunları eğitim veren kurumlarda kendi eğitim ortamınız için tasarlayıp kullanabilirsiniz. Planlanan gelişimsel hedefler çerçevesinde çocuğun gereksinimlerine yönelik gelişim destek programlarını çocuk gelişimci hazırlar, uygular, değerlendirir, raporlarını hazırlar ve bunların takibinden sorumludur. Çocuk gelişimciler danışmanlık yapabilir mi? Evet yapabilir ama burada çok önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Son yıllarda birçok tabelayla karşılaşıyoruz. Pedagog diye bir ünvan kullandıklarını görüyoruz bazı arkadaşların. Bu kesinlikle yanlış. Eğer siz 4 yıllık çocuk gelişimi bitirdiyseniz çocuk gelişimcisinizdir. Üstüne bir de çocuk gelişim alanında yüksek lisans yapmışsanız çocuk gelişimi uzmanısınızdır. Pedagog İstanbul Üniversitesi'nde bir zamanlar pedagoji bölümünden mezun olan arkadaşların kullandığı bir ünvandı ve pedagoji bölümü kapatılalı çok uzun yıllar oldu arkadaşlar. Ya da pedagog kavramının psikologlar yerine kullanıldığını görmekteyiz. Aslında pedagoji dediğimiz şey eşittir kelime anlamı eğitim anlamına geliyor. Ve unutmayalım bir çocuk gelişimci de asla bir çocuk psikoloğu değildir. Bunları ne olur birbirimizden alanlarımızı ayıralım. Bizim de yapacağımız çok iş var ama ruh sağlığı konusunda evet takip, izleme yapabiliriz. Eğitim yönünden onları destekleyebiliriz. Ama farklı bir profesyonele ihtiyaç duyduğunda çocuğu veya aileyi oraya yönlendirmekle sorumluyuz. Bizim peki danışmanlık konularımız neler? Aynı zamanda ben de bir çocuk gelişimciyim. Bizim derken kendimi de kastediyorum. 0-6 yaş aralığındaki çocuklara gelişim testi uygulayabiliriz eğer bunun sertifikalarını almışsak. Bebeğin çocuğun gelişim durumunu değerlendirmeliyiz. Çocuğun zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve konuşma becerilerinin yaşına uygun olup olmadığını değerlendirebilmeliyiz.
Yemek yeme, uyku, tuvalet alışkanlığı kazanma, onların oyun ortamlarının ve oyunlarının tasarlanması ve oyuncak seçimi konularında çocuklara, ailelere, eğitimcilere destek olabiliriz. Televizyon, kitap, bilgisayar ve benzeri konularda çocuklar üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri hakkında eğitimler, seminerler verebiliriz. Veya bunların içeriklerini hazırlayabiliriz. Çocuklardaki çeşitli davranış sorunlarının çözümü ve davranışların yapılanması, sağlık sorunu olan veya hastanede uzun süre yatan çocukların gelişimlerini desteklemek için kullanılan yöntemler, çocuğun konuşma becerisinin nasıl destekleneceği ile ilgili eğitimler verme, çocuğa ve aileye yardımcı olma ve yine bu konuda dil ve konuşma terapistlerine ihtiyaç duyuluyorsa bu konudaki profesyonellere yine aileleri yönlendirmeliyiz. Ödül ve cezanın çocuğun hayatındaki rolü, anne baba tutumlarının, anne baba ilişkisinin, karı koca ilişkisinin çocuğun hayatındaki önemi gibi konularda anne baba eğitimleri ve aile danışmanlığı yapabiliriz. Televizyondaki çocuk kanallarında, çocuk tiyatrolarında, çocuk yayın evlerinde, oyuncak üretiminde danışmanlık yapabiliriz. Özel gereksinimli çocukların aileleri için özel eğitim danışmanlığı yapabiliriz. Çocukları etkileyen olumsuz durumlar ve çözümleri, kardeşler arası ilişkiler, akran zorbalığı, kardeş kıskançlığı, aile içi değişikliklerde, travmalarda, ani değişikliklerde çocuğa nasıl yaklaşılacağı ve benzeri konularda ailelere destek olabiliriz, çocuklara destek olabiliriz. Çocuk gelişimi ön lisans mezunlarının istihdam olanaklarıyla ilgili mevzuat ve yönetmelikler nedir diye baktığımızda iki tane yönetmelikten bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi özel kreş ve gündüz bakım evleri yine özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve esasları hakkındaki yönetmelikte kuruluş müdüründe aranacak niteliklerin madde 23'te şöyle geçmekte ön lisans mezunları. Kreş ve gündüz bakım evlerinde, çocuk kulüplerinde, kreş ve gündüz bakım evleriyle çocuk kulüplerinin bir arada açılması halinde istihdam edilebileceğiniz görünmekte. Bir diğer yönetmenlik ise grup sorumlularında aranacak nitelikler madde 26'ya baktığımızda sizlerin de grup sorumlusu olarak görüldüğü maddeden anlaşılmakta. Çocuk gelişimi anaokulu öğretmenliği ön lisans mezunu olup mezun olduktan sonra en az 2 yıl resmi veya özel bir okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmış olanlar da bu haktan yararlanabilmekte. Resmi gazetede de bu yayınlanmış durumda 2015 yılında arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı 2014 yılında resmi gazetede yayınlanan şöyle bir yönetmelik yayınlamıştır. Çocuk gelişimcilerin görev ve sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır. Çocukların gelişimlerini değerlendirerek çocuğun ihtiyaçlarına yönelik gelişim destek programlarını hazırlarlar ve uygularlar. Sağlık kurumlarında çocuğun uyum ve gelişimine uygun ortamın hazırlanmasında görev alırlar. Riskli bebek ve çocuk izlemlerinde ilgili uzman gözetiminde görev alırlar ve gelişim destekleyici çalışmalar yürütürler. Çocuk gelişimiyle ilgili materyallerin tasarımını planlar ve yaparlar. Aileye çocuğun gelişimine yönelik eğitim verirler. Çok yakın bir tarihte arkadaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından istihdam edilmek üzere çocuk gelişimi ön lisans mezunu adaylardan çocuk bakıcısı ve destek personel kadrosuna alımlarının olduğu, sözleşmeli personel olarak alımlarının olduğu görülmüştür. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa varsa eğer sorularınızı alabilirim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm kariyer hayatınızda başarılar diliyorum. Tabii bu kariyer planlarının içine eğer çocuk gelişimi ya da okul öncesi ya da özel eğitim alanında lisansı tamamladıktan sonra yüksek lisans doktora yaparak tabii ki
Sizler de bizler gibi birer akademisyen olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel günler diliyorum hepinize, başarılar diliyorum. Profesör Doktor Fatma Ali Sinanoğlu hocamıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Uludağ ve Texas A&M Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Zeynep İnan'ı Profesör Doktor Fatma Ali Sinanoğlu hocamıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Ve siz kıymetli misafirlerimizin sorularını bekliyoruz. Teşekkürler. Fatma Hocam, umarım beni duyuyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için ve değerli katkılarınız için. Benim 3 farklı sorum var. Çünkü bugün salonda özellikle çocuk gelişimi alanında hali hazırda okuyan öğrencilerimiz de mevcut. Özellikle çocuk gelişimi ön lisans mezunlarının kariyer geleceğini nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Bu ilk sorum. İkinci sorum ise politika düzeyinde mevcut sorunlar ülkemiz kapsamında pek çok problem var gördüğümüz üzere. Bunların çözümü için neler önerirsiniz? Ve son soru da, evet bu problemler var, her birimiz görüyoruz belki ama bir ön lisans mezunu olarak bu problemleri sizce aşabilmek için nasıl hareket etmeliyiz? Bir mezuna ne önerirsiniz? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi aslında gerçekten bir lisans tamamlamayla ilgili belki sınavsız, belki başarı notuna ya da akademik başarıya bakarak belki bir lisans tamamlamaya yönlendirebiliriz. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz alanda mesela okul öncesi öğretmenlerinin gerçekten desteğe ihtiyacı var. Destek personel olarak böyle bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda ya da özel eğitimde bir istihdam açılması gerektiğini düşünüyorum bu arkadaşlara. Yardımcı personel olarak öğretmenlerin yanında gerçekten rol alabilirler. Yani illa da dikey geçiş sınavıyla 4 yıl tamamlamaları da gerekmeyebilir. Ayrıca en merkezli eğitimlerde istihdam edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ön lisans programı mezunu arkadaşların. Bununla ilgili gerçekten politika geliştiricilere ve kadro istihdamı konusunda ciddi çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ayrıca en büyük sorunumuz bence açık öğretimle çocuk gelişim programlarının hala devam ediyor olması. Bir zamanlar Anadolu Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliği, açık öğretimi programı vardı, lisans programı vardı. Bunun ortadan kalkması için ben ve birkaç arkadaşım çok mücadele verdik ve başardık sonunda. Fakat şu anda hali hazırda isim vermeyeyim ama 2 üniversitemizde çok fazla sayıda çocuk gelişimi uzaktan eğitimle mezun edilmekte. Bunların hem hakkıyla yüz yüze eğitim gören arkadaşlarımıza onların atanmalarına büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da nitelik yönünden çok ciddi sıkıntılar olacağını inanmaktayım. Nasıl ki bir hekim uzaktan yetişmiyorsa bir çocuk gelişimci de asla uzaktan eğitimle yetişmesi mümkün değildir. Sizler staja gönderiyorsunuz öğrencilerinizi. Bizler de 4 yıllık okul öncesi eğitimcileri olarak ya da 4 yıllık çocuk gelişim programlarında da stajlar var birkaç sene. Orada öğretim üyeleri, akademisyenler öğrencilerin başındadır stajda. Gitmeden önce süreçte ve sonunda değerlendirmeler yapar. Açık öğretimde bunun mümkünatı yok. Yani bu kadar çok öğrenci alıp uzaktan yapıp bunların denetiminin ve geri bildirim vermenin şansı yok öğretim elemanlarının. Dolayısıyla nitelik çok ciddi bir şekilde etkilenecektir diye düşünüyorum. Ayrıca dediğim gibi diğerlerinin istihdam alanında bu arkadaşların kapatacağına inanıyorum. Bunda acil önlemler yapılması lazım. Derneklerimiz çok ciddi girişimlerde bulundu bunun arkadaşlar. Davalar açıldı ama yılmadan mücadele devam ediyor.
Banu Hocam, unuttuğum, atladığım bir şey varsa özel olarak söyleyebilirsiniz, ona da değinebilirim. Çok teşekkür ediyorum Fatma Hocam. Bir de ufak olarak şunu rica ediyorum sizden. Özellikle ön lisans mezunu olduğumu farz edelim bağlı olarak benim. Ve bunca sorun var, problem var. Ben bu problemlerle nasıl baş edebilirim birey olarak? Ne gibi alternatif yolları deneyimleyebilirim? Ve kariyerimi nasıl inşa edebilirim? Bununla ilgili de eğer sizin önerileriniz olursa çok sevinirim. Yani hali hazırdaki duruma göre söyleyecek olursam, yani bu sorunları birlik beraberlik içinde çözebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten derneklere üye olarak, derneklerle işbirliği halinde devam ederek, kariyer planım açısından az önce sunumumda bahsettiğim gibi, yani dikey geçiş sınavı şansınız var. Ama burada gerçekten dikey geçişte de çok az alımlar olduğunu ve çok zor bir sınav olduğunu biliyorum. Ama yılmayın, çabalayın. Çabalarsanız başarılı olacağınıza inanıyorum. Bir diğer şey de, ne olur kendinizi çok farklı yönlerden yetiştirin. Yani 4 yıla tamamlamamış olsanız dahi öyle 2 yıllık mezunlar geliyor ki karşımıza. Onların çok fazla aldıkları eğitimle ve kendi yaratıcılıklarıyla çok farklı yollar denediklerini, işte kitaplar yazdıklarını görüyoruz, çocuk kitapları konusunda ilerlediklerini görebiliyoruz. Oyuncak sektöründe çok ciddi girişimleri olduklarını görebiliyoruz. Farklı eğitim modellerini çok iyi, gerçekten iyi insanlardan öğrenerek bunları uyguladıklarını görebiliyoruz. Anaokulları açabilirsiniz. Az önce de söyledim, 2 yıllık deneyimden sonra açma hakkınız var. Aklıma gelebilen şeyler bunlar. Yani bunun dışında çok şey geliyor aklıma Banu Hocam, ama gerçekten bununla ilgili direkt mezunlarımızın değil de politika yapıcılarına çok iş düştüğü için direkt mezun olarak yapabileceklerimiz bunlar. Yılmadan çalışmaya devam diyorum ben. Yaratıcılığımız, kullandığımız sürece birçok kapıyı açabileceğimizi düşünüyorum, ama birlik beraberlik içinde de devam ettiğimiz sürece. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Bir başka soru daha var, şimdi mikrofonu uzatıyorum. Merhabalar Fatma Hocam, Mehmet Akyüz ben. Merhabalar Mehmet Hocam. Hocam, ben aslında soruma cevap verdiniz. İki soru soracaktım. Birinci soruma cevap vermiş oldunuz. Yani açık öğretimlerdeki çocuk gelişimi hakkında neler düşünüyorsunuz diye soracaktım. O konudaki düşüncelerinizi aldım. Şöyle, ben dün adalet programlarındaki açık bölümlerinde kapatılmasıyla ilgili bir sunumla dinlemiştim. Orada kapatıldı, adalet kuramının açık öğretim kısımları kapatıldı. Hocalarımızla da konuştuğumda şundan bahsettiler. 3-4 yıllık yoğun bir çalışma yaptıklarını bahsettiler. Çalıştaylar yapmışlar, çalıştay raporları hazırlamışlar. Bunu meclise sunmuşlar, Adalet Bakanlığı'na sunmuşlar. Bunların çok büyük bir etkisi olduğundan bahsettiler. Bize de bu yolu tavsiye ettiler aslında. Acaba bu sürecin daha hızlı sonuçlanabilmesi için, sonuç olarak gerçekten niteliksiz çok fazla çocuk gelişimi mezunu, bir de bunun sadece ön lisansı değil, 2 tane lisansı da açıldı geçtiğimiz yıllarda, 2018 yılından beri. Sonuç olarak lisans olarak da binlerce öğrenci mezunu olacak bu üniversitelerden, bu açık öğretim fakültelerinden. Bunu hızlandırabilmek için ya da bir sonuca ya da nihayete erdirebilmek için neler yapabiliriz? İşte biz de onlar gibi bir yol izleyip çalıştaylar düzenleyebilir miyiz? Mesela şu an aklıma geldi, FSM Üniversitesi, bizim üniversitenin öncülüğünde, sizlerin rehberliğinde işte İstanbul'da birkaç çalıştay planlayıp, tasarlayıp, bu çalıştayların raporlarını oluşturup ilgili, ya da sadece dava açmaktan öte toplumsal bir bilinç oluşturacak, bir hatta baskı oluşturacak çalışmalar yapabilir miyiz? Bunların etkisi olur mu? Onu soracaktım size. Peki, teşekkür ederim Mehmet Hocam. Tabii ki etkisi olur, ama Çocuk Gelişimcileri Mezunları Derneği bunları yaptı diye biliyorum. Araştıralım. Yani çok da emin değilim. Yani derneğin direkt çalışmalarına katkı sağlayan bir hoca değilim. Okul Öncesi Eğitim Geliştirme Derneği'nde daha çok çalışmalarımı devam ettiriyorum 2000 yılından beri. Ama oradaki arkadaşlara soralım, eğer böyle çalıştaylar yaptılar mı, sonuçları ne çıktı? Tabii ki üniversitemiz olarak ben gönül, yani
gönüllüce çalışırım, yapabiliriz. Etkisi olur mu? Olur. Yani o zaman da biz bu Anadolu Üniversitesi'ndeki okul öncesi eğitim programını kapattırırken, uzaktan olanı kapattırırken, dernek olarak, Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği olarak çalıştaylar yapıp raporları gerçekten mecliste yatarak, verileri anlatarak böyle bir yolu istemiştik. Hakikaten etkili bir yolu istiyor, oluyor. Tek başına dava yeterli olmuyor, haklısınız. Ama dernek neler yaptı? Öncelikle bunu araştırıp üzerine biz neler yapabiliriz, bunu düşünebiliriz. Seve seve de destek olurum her türlü, yani bu konuda yapılabilecek her türlü etkinlikte varım. Teşekkür ederim. Ben sesinizi duyamıyorum. Eğer bana bir şey söyleniyorsa şu anda. Bir tane daha soracağım. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Zoom üzerinden iki tane soru var. Ben onları ileteyim. Hı hı. Hocam, örgün eğitimle hizmet veren birçok çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim programlarında alan dışı akademisyenlerin istihdam edilmesi ve bu durumun öğrenci niteliğine yansıması konusunda ne düşünüyorsunuz? İlk sorumuz. Evet, yani az önce belki de unuttuğum, Banu hocam unuttuğum bir şey var mı dediğim konulardan biri bu. Şimdi arkadaşlar... 1998 yılına kadar çocuk gelişimi vardı Türkiye'de. Okul öncesi eğitim dalları 1998'den sonra açıldı. O zaman dönüp baktığımız bir avuç çocuk gelişimci olduğumuzu, ne kadar az olduğumuzu gördük. Bu sesim yankılanıyor, kendimi duyuyorum ama. Evet. Şu anda. Sesim geliyor mu? Evet. Ben o yıl Gazi Üniversitesi'nde okul öncesi eğitim anabilim dalını kurmak üzere geçtim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten o yıllarda başlayan bir kanayan yara, alanın uzman olmayan hocalarla her yerde, her eğitim fakültesinde okul öncesi bölümleri açıldı. Her sağlık bilimleri fakültesinde, sağlık bilimleri fakülteleri de daha sonraki yıl. Daha önce sadece 3 yerde çocuk gelişim bölümü vardı, siz biliyorsunuzdur. Biri Hacettepe, 4 yerde. Biri Konya Selçuk Üniversitesi, biri Gazi Üniversitesi, meslek eğitim fakültesinin içinde, bir de Ankara Üniversitesi'nde. 4 yerde ve bunlar 4 yıllık eğitim veren meslek yüksek okullarıydı. Sonra sağlık bilimleri fakülteleri kuruldu. Buraya alındı çocuk gelişimi lisans programları. Fakat gerçekten sağlık bilimleri fakültelerinde bu işi tıp doktorlarının götürdüğünü, hatta en iyi koşulda bu sağlıkçılar yürütüyor. Hatta kimyagerlerin, kimyacıların, maalesef ziraat mühendislerinin çocuk gelişim bölümlerinde akademisyen olarak istihdam edildiklerini görüyoruz. Okul öncesi eğitim programına baktığımızda orada da maalesef alan dışı çok fazla akademisyen var. Dolayısıyla mezun olunduğunda, çok üzülerek söylüyorum, işte o 5 yıllık öğretmen programın P'sini bile lisansta görmemiş. Halbuki orada öğrenilmesi gereken bir şey. Ben diyorum ki alandan en az lisansı, yüksek lisansı, doktorası alandan olmayan eğitim fakültesindeki bölümlerde, sağlık bilimleri fakültesindeki o 4 yıllık bölümlerde ya da 2 yıllık bölümlerde kapatılmalı diye bakıyorum. Çok radikal bakıyorum bu konuda. Çünkü nitelik bozuldu. Evet, nicelik olarak sayımız arttı ama nitelik bozulduktan sonra bu niceliğin artması bizim için çok daha büyük tehlike. Az olmaktan çok daha büyük tehlike. Az olmak daha iyiymiş diye bakıyoruz şu anda. Tabii ki olumlu bakmıyorum. Alan dışı akademisyenlerin gidip kendi alanlarında çalışması gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Sorunuza cevap olmuştur umarım. Teşekkürler hocam. Diğer sorumuz, ön lisansı örgün okumuş, lisans tamamlamayı AUZEF üzerinden okuyan yetkin olur mu sizce? Bence olmaz.
Çünkü bizim 3 ve 4. sınıfta da çok ciddi stajlarımız var. Ve işin mutfağını öğrenmek için akademisyen eşliğinde ve oradaki çocuk gelişim uzmanlarının eşliğinde ya da anaokulunda yapıyorsa stajı, oradaki öğretmenlerin ve fakültedeki akademisyenin rehberliğinde bu işin mutfağını öğrenmek lazım. Şimdi şunu söylüyorlar bunları söylediğimde, öyle usta öğretçiler var ki ya da uzaktan eğitimle bu işi yapanlar var ki 4 yıllık eğitim fakültesinden mezundan çok daha iyi. Evet, böyle bireysel farklılıklar tabii ki olabilir, o kişi kendini geliştirmiş olabilir ama olması gereken idealist durumu konuşmak zorundayız. Bireysel özelliklerini seçme şansımız yok. Tek tek insanların bireysel özelliklerine bakarak istihdam etme şansımız yok. Böyle bir sistem yok maalesef. Keşke olsaydı. Hani hem eğitim durumlarına hem de bireysel özelliklerine, etik kurallara uyup uymamalarına keşke bakabilseydik. Gerek akademisyen alımında, gerek öğretmen ya da çocuk gelişimci alımında. Böyle bir sistem olmadığına göre idealist olanın uygulanması politika yapıcılara bu konuda çok büyük görevler düşmekte. Ama Mehmet Hoca'nın, Banu Hoca'nın söylediği gibi bizler de var gücümüzle elimizden geleni yapmaya hazır olmalıyız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Zoom üzerinden gelen diğer soru. DGS basit midir? Sizce 4 yılda tamamlamak mantıklı mı? DGS basit mi değil mi? Bu DGS sınavına giren arkadaşlara sormak gereken bir sınav. Ama bildiğim kadarıyla çok kitap okuyorsanız, Türkçeyi güzel kullanıyorsanız, okuma alışkanlığı çok fazlaysa Türkçe sorularında zorlanılmadığı söyleniyor. Çalışınca çok basit olduğunu düşünüyorum. Hatta deniyor ki 4-5 tane matematik sorusu bile yapsan, Türkçeyi full yapsan DGS'yi kazanıyorsun deniyor. Ama ben dikey geçiş öğrencilerimden duyduklarımı aktarıyorum. Böyle bir sınava girmiş değilim. Çalışınca her şey kolay arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Gerçekten tüm öğrencilerimden memnunum ama DGS ile gelen öğrencilerin daha bir ayrıcalığı var benim için. Daha azimli, daha istekli olduklarını görüyorum öğrenmeye karşı. Bilmiyorum benim gibi diğer akademisyen arkadaşlar da bunu gözlemliyor mu? Daha sorumluluk sahibiler, yaşları biraz daha büyümüş oluyor belki onun etkisi ya da gerçekten bu yola baş koymuş oluyorlar. DGS gibi bir sınava girip işte 4 yıla tamamlamak gibi bir hedefle geldikleri için belki. Değer mi? Evet, değer arkadaşlar. Teşekkür ederim. Başka sorumuz var mıdır? Teşekkürler hocam. Profesör Doktor Fatma Ali Sinanoğlu hocamıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Verimli bir kongre olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Uludağ ve Teksas, A&M Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Zeynep İnan'ı Reggio Emilia yaklaşımı konulu konuşmalarını yapmak üzere ekran başına davet ediyorum. Evet, merhabalar. Ben Hatice Zeynep İnan. Bugün aranızda olduğum için çok mutluyum. Evet, Fatma Ali Sinanoğlu hocamızı dinledim. Ağzına sağlık. Çok kıymetli, çok değerli bilgiler paylaştı bizlerle. Meslek Yüksekokulu'ndan beni bu panele davet eden Banu Akbaş hocamıza, tüm ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, ben Reggio Emilia ile ilgili yaklaşık 2002 senesinden beri çalışıyorum. Ne konuşmamı istersiniz? Bu panelde dediğimde Reggio Emilia yaklaşımının günümüz ihtiyaçlarına yanıt verip vermediği konusunda konuşmam beklendi. Dolayısıyla ben de 21. yüzyıl becerilerinden biraz böyle bahsedip pandemide Reggio Emilia'da neler oldu? Zira bu konferansta artık daha ileri böyle teknolojilerin kullanıldığı bir okul öncesi eğitimden bahsediyoruz. Dijital çağda neler yapılıyor? Bunları ben de dile getirmek istiyorum. Sunumumu paylaşacağım. Evet, bu arada Teksas'ta şu anda sabah çok erken.
O yüzden tam böyle uyku modundan çıkamamış olabilirim. Herhangi bir sürçülisan yaparsam affola diyelim. Evet, ekranımı görüyorsunuz sanırım. Reggio Emilia yaklaşımında 21. yüzyıl becerileri ve pandemi. Evet. Evet, slide değişti sanırım. Reggio Emilia yaklaşımıyla alakalı konuşulacak çok şey var. Eğer ilgileniyorsanız Reggio Emilia yaklaşımıyla ilgili bir kitap yazmıştım. Reggio Emilia yaklaşımı ve proje yaklaşımı başlığı altında. Daha sonrasında Türkiye'de çokça sorular gelmeye başladı. Reggio Emilia yaklaşımında kaynaştırma nasıl olur, dokümantasyon nasıl olur, erken okur yazarlık nasıl olur gibi böyle çok spesifik konularda. Dolayısıyla bu konularda da daha böyle detaya inen makaleler, bölümler yazmaya çalıştım. Eğer panel sonrasında daha fazla okuma yapmak isterseniz bu çalışmalarıma ulaşabilirsiniz. Reggio Emilia yaklaşımını hiç bilmeyen arkadaşlar için çok kısa böyle tanımlamak istiyorum. Reggio Emilia kasabasında aslında tüm halkın bir hayaliyle ortaya çıkıyor. Yani yıllarca yaşanılmış bir sıkıntı sonrasında eğitim tüm çocukların hakkıdır diyen bir topluluk var karşımızda ve çeşitli araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Yani nasıl bir eğitim olmalı, bu eğitimin prensipleri neler olmalı, ne tür etkinlikler yapılmalı, ciddi bir arayış içerisine giriyorlar ve çocukları takip ediyorlar, çok güzel takip ediyorlar. Çocuklar neyi merak ediyor, neyle ilgileniyor, çocuklar nasıl öğrenir? İyi bir eğitim verelim, öyle bir eğitim verelim ki diyorlar. Bu eğitimde çocuklar, öğretmenler, aile, Malaguzzi'nin sözünü görüyorsunuz burada. Aile kendini bu okulda, bu eğitim kurumlarında iyi hissetsin, sevimli bir yer olsun. Çalışkan olsun buradaki insanlar, üretken olsun bu okul, inatçı olsun, yaratıcı olsun, yaşanılabilen bir yer olsun, belgelenebilsin. Yani öyle bir dokümantasyon süreci içerisine giriyorlar ki dünyadaki herkes Reggio Emilia okullarında neler oluyor dokümantasyon aracılığıyla görebilir hale geliyorlar. İletişim kurulabilsin. Bu en önemli belki prensiplerinden bir tanesi çünkü sadece okul içerisinde öğretmen ve çocuklar arasında iletişimden bahsetmiyoruz. Madde madde ilişkisinden de bahsediyoruz. Toplum okul ilişkisi, aile okul ilişkisinden de bahsediyoruz. Ciddi bir iletişim, ilişki süreci içerisine giriyorlar bu hayalleri sonucu. Araştırma ve öğrenme yeri olan bir yer olsun diyor Malaguzzi. Hayallerinden bir tanesi. Bu dolayısıyla Reggio Emilia okullarında sürekli öğretmenlerin bir araştırma içerisine girdiğini görüyorsunuz. Yani birçok yaklaşımda demeyelim, modelde ve programda hazır bir reçetenin elimize verildiğini ve kendini geliştirme konusunda ya da karşımıza çıkan yeni problemler konusunda çözüm üretme, yeni çağa ayak uydurma, çocukların isteklerine, ihtiyaçlarına, çünkü biliyoruz her okulda, her sınıfta, hatta her öğretmen bize şunu söylüyor, bir sonraki aldığımız çocuklar farklı oluyorlar, farklı şeyler bekliyorlar, gelişimleri farklı. Dolayısıyla Reggio Emilia öğretmenlerinin sürekli bir araştırma süreci içerisinde olduğunu görüyoruz. Sesim yankı yapıyor mu? Şu anda duyamıyorum ben sizi ama. Seste herhangi bir problem var mı? Yok, tamam. Evet, araştırma yaptığını görüyoruz. Yani birçok okul öncesi eğitim program modelinde bir son
çok güzel oldu, bitirme söz konusu ama Rey Cemil öğretmenlere hayır diyorlar. Sürekli bir araştırma ve geliştirme içerisindeler. Kendilerini teorilere, kuramlara, deneyimlere adamış durumdalar. Yani herhangi bir dünyanın bir yerinde bir çalışma, bir araştırma ya da işte bir teori kuramı ortaya atıldığında özellikle beyinle ilgili çalışmaları sürekli olarak takip ediyorlar. Dolayısıyla kendini hep yenileyen, güne ayak uyduran bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Rey Cemil okullarındaki öğretmenlerden bahsediyoruz. Ve yine çok önemli bir şey, yeniden ve dönüşümlü düşünmenin, yani bunu Dewey Reflection olarak adlandırılıyor. Bunun yapıldığı bir okul hayal ediyor Malagözi ve gerçekten de bu amaçlarına, bu hedeflerine ulaşıyorlar. Bunu çok güzel başarıyorlar. Yani bir modelde örneğin çocukların çok iyi aktif çalışabildiğini görürsünüz ama yani elleri, vücudu dışarıdan baktığınızda aktif çalışıyor görürsünüz. Ama gerçekten bireysel gelişimine çok hitap etmediğini görürsünüz. Çocuğu zorlamadığını görürsünüz. Çocuğu düşündürtmediğini, eleştirel düşünceye yöneltmediğini vesaire görürsünüz. Bu açıdan baktığımızda Rey Cemil'e yaklaşım gerçekten dönemin ortaya atılmış birçok okul öncesi eğitim pedagojisine yönelik birçok modeli, programı inceleyip Montessori'den Waldorf'una hepsinin böyle balını alıp üzerine çok daha fazla şeyler katıp okul öncesi eğitimi geliştirdiğini görüyoruz. Prensipleri görüyorsunuz şu anda ekranda. Bunlara çok değinemeyeceğim. Çok fazla vaktimiz yok çünkü. Ama her birinin tek tek incelenmesi merak eden ya da işte Rey Cemil isimli çalışmalar yapmak isteyen arkadaşlar için çok kıymetli. Genel olarak Rey Cemil okullarında proje çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Yani evet, Rey Cemil okullarında doğa çok kıymetli, ellerin çalıştığı etkinlikler çok kıymetli ama diğer okul öncesi eğitim programlarından Rey Cemil yaklaşımını ayırt eden ya da işte çocukların kendi yaşıtlarından çok ileri düzey çalışmalar ortaya koyduklarını görüyoruz. Bilişsel olarak, ince motor kas becerisi olarak vesaire, yani tüm gelişim alanlarında bu çocukların gerçekten ileri düzey çalışmalar yaptıklarını görüyoruz ve baktığımızda proje çalışmalarının aslında anahtar kilit olduğunu düşünüyorum. Yani Rey Cemil okullarında yüzeysel bilgiler, belli konularda yüzeysel bilgiler edinmek yerine çocukların ilgilendikleri, merak ettikleri ya da ihtiyaç duydukları konularda derinlemesine projeler yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla örneğin Ohio State Üniversitesi'nde benim yürüttüğüm araştırmada 4-5 yaş grubu çocukların ilkokul 1. 2. 3. sınıftan kazanımlar elde ettiğini gördük. Ama bunu kesinlikle kasıtlı olarak yapmıyorlar. Yani çocuklar bu okullarda çok eğleniyorlar, oyun oynadıklarını düşünüyorlar ama yaşıtlarının çok ilerisine geçtiğini görüyoruz. Ne yapıyorlar bu projelerde? Örnek mesela tohumla alakalı yaptıkları bir çalışmadan birkaç fotoğraf görüyorsunuz. Bu projeler aylarca sürebiliyor. Hatta bir yıl boyunca, tüm sene boyunca devam eden projeler olduğunu görüyoruz. Öte yandan kısa süreli projeler de görüyoruz. Çünkü bu okullarda Small Moments of Learning diyor, Harvard Üniversitesi bu şekilde adlandırmış Rey Cemil öğretmenlerinin yaptığı kısa süreli projeleri. Çünkü bu okullarda sadece anaokulu öğrencileri, ana sınıf öğrencileri yok. Küçük çocuklar da var, yeni yürümeye başlamış olan çocuklar da var. Ya da çocukların ilgileri kısa sürebiliyor, konu kendini tamamlayabiliyor. Dolayısıyla kısa süreli projeler ve uzun süreli projeler olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu okullarda çok fazla kaynak kullanıyor çocuklar. Alan ziyaretleri yapıyorlar, uzman davetleri yapılıyor. Bu çocuklar gerçekten ilgilendikleri konularda deneyimleme şansı buluyorlar. Ve yine özel bir şey yüz dil kullanımı.
Hundreds of Languages eğer duymuşsanız, çocukların kendilerini ifade etmek için birden fazla yol olduğunu iddia ediyor EYCM'li öğretmenleri ve gerçekten de farklı diller, farklı yollar sunarak çocukların aslında işte bu gelişimlerine proje çalışmaları aracılığıyla ve yüz dil kullanımıyla bu gelişimlerini tüm gelişim alanlarını daha doğrusu ilerlettiklerini görüyoruz. Yani sadece konuşma diliyle sınırlı kalmıyor. Evet, şöyle genel olarak baktığımızda RCM'li okulları gerçekten kapsamlı okullar. Yani çocukların tüm gelişim alanlarını, bilişsel, sosyal, dil, fiziksel, duygusal gelişim alanlarını desteklemeyi hedefleyen ya da çocukları hem fiziksel olarak aktif kılan, hem bilişsel olarak aktif kılan, hem de duygusal açıdan aktif kılan bu 3H prensibi olarak adlandırmıştım ben bunu. İşte her birinin farklı programda ya da araştırmalarda vurgulandığını görürsünüz. Yani hands-on etkinlikler yapılsın, çocuklar çok faydalanıyor. Mind-on etkinlikler yapılsın, bilişsel aktiflik dediğimiz, çocuklar çok faydalanıyor. Ama işte işin içinde oyun da olsun, çocuklar eğlensinler, işte gönüllerinden, içlerinden de gelsin, merak etsinler. Dolayısıyla duygusal aktiflik de işin içine giriyor. Reggio Emilio bu üç parçayı çok muhteşem bir şekilde bir araya getirebildiğini görüyoruz. Evet, dedik de yüz dil. Yüz dilin içerisindeki çok önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de de ben okullarda verdiğim eğitimlerde sürekli bunu vurguluyordum. Kil aslında Türkiye'mizin çok önemli bir parçası. Yani bizim çok rahatlıkla üzerinde çalışabileceğimiz, yani dünyanın her bir yerine seramik gönderdiğimiz, bu konuda gerçekten ünlü bir ülkeyiz. Yani çok başarılı bir ülkeyiz. Dolayısıyla kil ve diğer tabii ki yüz dillerin diğer dillerinde kullanımıyla çocukların kendilerini, düşüncelerini, duygularını ifade etmelerini kolaylaştırabiliriz. Böylece bir sonraki adıma geçebilirler. Burada şuna kısaca değinmek istiyorum. RCM'li okullarında baktığımızda ciddi bilim insanı yetiştiriyorlar. Adını bu şekilde koymuyorlar ama gerçekten bir bilim insanının bilimsel süreç becerileri kullanması gibi ya da içerik açısından elde ettikleri, yaparak, yaşayarak elde ettikleri bilgiler gibi, icat eden, icatlar yapan bilim insanları gibi bu çocuklar gerçekten bilim çalışıyorlar. Ama bilim çalışırken sanatı çok kullanıyorlar. Yani aslında geçmişe baktığınızda ya da bir şeyler icat edildiğinde, temeline baktığınızda sanatla hep iç içe olduğunu görürsünüz. Türkiye'de sanki bu ikisi birbirinden ayrılmış gibi geliyor bana. Halbuki sanat ve bilim iç içe ve RCM'li okullarında iki boyutlu, üç boyutlu sanatsal ifadeleri çok ciddi bir şekilde kullandıklarını ama Türkiye'dekinin tam tersini, bunu ürün olarak değil de süreç olarak ya da çocukların aslında dünya nasıl işliyor, dünyada bir şeyler nasıl çalışıyor, how the world works dedikleri, yani aslında bilimin temellerini anlamak için bu sanatsal çalışmaları yaptıklarını görüyoruz. Öte yandan demiştik ki Dewey'in çok kıymetli reflective thinking dediğimiz yansıtıcı düşünme, yeniden dönüşümlü düşünme gibi Türkiye'de böyle değişik çevrildi bu kavram. Bir inancın veya sözde bir bilgi biçiminin bu bilgiyi destekleyen gerçeklerin, gerekçelerin ve bu bilginin yol açtığı diğer sonuçların aktif, ısrarcı ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesidir diyor Dewey bize ve bunu çok güzel başarıyorlar RCM'li öğretmenleri. Çocuklara bilgi aktarmaktan ziyade onların deneyimlemesini sağlamak ve daha sonra reflective thinking yapmalarını sağlamak RCM'li öğretmenlerinin böyle başlıca amaçlarından diyebilirsiniz. Peki ne çıkıyor ortaya? Dedik ki hep bu çocuklar yaşıtlarından ileri, güzel, o zaman
için, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kuruluyor Reci Milli Okulları. O zaman için önde gelen yaklaşımları, programları, modelleri, dedik ki işte Montessori, Waldorf gibi, onların böyle balını alıyorlar. Ama zayıf kaldıkları, eksik kaldıkları konularda da ne yapabiliriz diye kafa kafaya veriyorlar ve dedik ki beyinle ilgili gelişmeler, araştırmalar dahil olmak üzere tüm kuramları takip ediyorlar. Yani şu anda da bunu yapıyor RCMİL öğretmenleri ve niye bunu yapıyorlar? Sonucuna baktığınızda bu okullarda lider çocuklar yetişiyor arkadaşlar. Sosyal çocuklar yetişiyor. Ben okullarda öğretmenlerimize bu çocukların neler yaptığını anlattığımda, nasıl yani 3 yaşındaki çocuk hani niye arkadaşıyla hani kavga etmez? Bunlar kavga etmiyorlar. Bunlar çok sosyaller. Birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Nasıl oluyor bu? Ya da işte sordukları soruları, konuştukları konuları, sorgulama, eleştirme becerilerini vesaire örnekler verdiğimde bu çocuklar acaba üstün zekalı mı diye soran çok olmuştur. Bir de çok sıradan çocuklar. Herkesi daha doğrusu bu okula kabul ediyorlar. Ama sonuçta bu okuldan çıkan çocuklar lider, sosyal, yaratıcı, zeki, meraklı, araştırmacı, sorgulayan, eleştiren, bilimsel süreç becerilerini kullanan ve her şeyden önemlisi mutlu çocuklar olarak çıkıyorlar. Bu çocuklar okullarda evet muhteşem projeler yapıyorlar. Kendi yaşıtlarının hiç düşünmediği soruları sorup üzerinde araştırma yapıp bir şeyler inşa edebiliyorlar. Ama bunu iş gibi yapmıyorlar. Bunu merak ettikleri, eğlendikleri, yani öğretmenler öyle muhteşem bir ortam oluşturuyor ki bu çocuklar mutlu bir şekilde çalışıyor ve gerçekten bilim insanı gibi çalışıyor. Projelerde derinlemesine ilerliyorlar dedik. Bu çocuklar bilim insanları gibi değişkenlerle oynuyorlar. Genel olarak şöyle hemen 21. yüzyıl becerileriyle karşılaştırdığımızda aslında Reggio Emilia okulundaki ya da felsefesindeki şeyleri ya da işte çocukların yaptıkları çalışmaları desteklendiği yönleri sanki anlatıyor gibi olmuştum ilk okuduğumda. Evet, Reggio çocukları kendi merak ettikleri sorular üzerinden projelerde derinlemesine çalışıyorlar. Çok detaya girmeyeceğim ama yaratıcılıkların çocuklarının 21. yüzyıl becerileri ve değerlendirme ölçeğini ve birçok diğer 21. yüzyıl kaynaklarını incelediğimizde önemli becerilerden bir tanesi yaratıcılık, yenilikçilik, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme, öğrenmeyi öğrenme. Reci'nin okullarında bunların hepsinin daha ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra desteklenmeye başlandığını görüyoruz. Projelerinde yürüttükleri araştırmalarda bilgisayar, internet, kitap, teleskop, yazıcı, tepe ve göz gibi intelligence materials adı verilen akıl malzemelerini kullanıyorlar ve 21. yüzyıl becerilerine baktığımızda medya, bilgi, teknoloji, okuryazarlığı ön plana çıkıyor ve Reci'nin çocuklarının bunları da başardığını görüyoruz. Yine oyun temelli, merak tabanlı çalıştıkları bu projelerde çocuklar yalnız başına çalışmıyorlar. En az iki kişilik gruplar halinde çalışıyorlar ve gün boyunca iletişim halinde oluyorlar. Aslında bundan da çok daha fazlası ama 21. yüzyıl becerilerinden yine iletişim, işbirliği, takım çalışmasını çok güzel başardıklarını görüyoruz. Yani burada aslında Reggio Emilia okullarında 21. yüzyıl becerileri dediğimiz becerilere örnek olarak gösterilen okul karşımıza çıkıyor. Peki pandemide ne oldu? Pandemide Türkiye'de bir araştırma yürüttüm. İki aşamadan oluşan bu araştırma, tabii dünyanın her yerinde herkes zorlandı. Reggio Emilia öğretmenleri, tabii İtalya ilk pandeminin vurduğu hemen hemen ilk ülkelerden biriydi biliyorsunuz. Hatta tüm Avrupa desteklemedi, İtalya'ya yardımcı olmadı pandemi döneminde. Başlarında diye çok sitem de ettiler, tek başımıza kaldık dediler. Daha sonrasında tabii her yere yayıldı pandemi. Kısacası dünyanın her yerinde
Özellikle okul öncesi öğretmenleri biz pandemide ne yapacağız, nasıl çalışacağız, nasıl eğitimi devam ettirebiliriz diye sıkıntılar yaşamaya başladı. Ve ben Türkiye'deki Recemilo İlhamlı öğretmenlere ulaştım bu proje kapsamında ve proje öncesinde de yine bir araştırma yürütmüştüm. Bu araştırmalarımda maalesef dünyanın her yerinde, her programda, her okulda olduğu gibi Recemilo İlhamlı öğretmenlerin de sıkıntılar yaşadığını gördüm. Mesela 260 eğitimciye ikinci aşamada ulaşmışım ve burada 207 öğretmenimiz uzaktan online eğitim yaptığını söylemiş. 53 öğretmen olabilir, okul yöneticisi olabilir. Bu arada eğitimcilerden bahsediyorum, sadece öğretmenlerden değil. Online uzaktan eğitim yapmamış 53'ü, 78'i yüz yüze eğitim yapmaya devam etmiş. Yani kesinti verdikten sonra 207 online uzaktan eğitim yapan 207 eğitimcinin 116 tanesi Recemilo esinli çalışmalar yapmayı bırakmışlar, ne yapacaklarını bilemedikleri için. 91 tanesi çalışmalar, denemeler yapmaya başlamışlar. 76 tanesi maalesef online eğitimle, senkron eğitimle çok kısıtlı tutmuş eğitimini. 15 eğitimci ise uzaktan eğitim, yani sadece senkron olan değil de daha kapsamlı uzaktan eğitim yapmayı başarmış. Evet, tabii o zaman için zor bir dönem için gayet normal, ama tüm bunları bilmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bugün pandemi, yarın başka bir sebep olabilir diyor Recemilo öğretmenleri. Dolayısıyla kendilerini uzaktan eğitim konusunda ya da neler yapılabileceği konusunda geliştirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bu konu yeni yüzyılın gereksinimleri arasında bulunmaya devam edecek. Evet, yüz yüze eğitimde çeşitli sıkıntılar yaşadığını söylüyor öğretmenlerimiz. Paylaşamadı çocuklar, sınıflar kalabalık geldi. Yani sınıfın büyüklüğüne göre çocuk sayısı, malzeme, daha az malzeme kullanmak zorunda kaldılar hijyenik sebeplerden dolayı. Yüz yüze eğitimde dahi çocukları birbirleriyle fazla iletişime girmesin diye ekran karşısına oturttuklarını söyleyenler oldu vesaire. Yüz yüze eğitimde ne tür çözümler ürettiklerini söylediler. Dışarı zamanı daha fazla yaptılar. Koruma ekipmanı kullandılar. Kişiselleştirilmiş malzemeler, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması, çocuklara sadece sevdikleri malzemelerin verilmesi, sınıflarda daha az materyal tutulması ya da hep yüz yüze hem de çevrim içi eğitim yapılması gibi çözümler ürettiler. Öte yandan uzaktan online eğitimde yine çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söylediler. Online eğitimde çocukların dikkat süresinin kısa olduğundan yakındılar. Halbuki bu çocukların gelişimsel bir doğal bir durumu. Yani öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz bu konuda çocukları suçlamasınlar lütfen. Çünkü biz çocukların gelişimlerine uygun olarak hareket etmek zorundayız. Yani onların gelişimsel olarak özellikleri konusunda eksiklikleri demek istemiyorum. Çünkü gelişim dönemi bir eksiklik değildir. Çocuklar sürekli olarak yeni şeyler öğreniyorlar, yeni beceriler ediniyorlar. Ama gelişim dönemlerine hakim olup, o konuda bilgili olup, dolayısıyla evet, okul öncesi dönem çocuklarının dikkat süresi kısa olur. Biz bu konuda ne yapabiliriz dememiz gerekiyor. Yani çözüm üretmemiz gerekiyor. Çevrim içi ortamda senkron olan eğitimde az etkileşim olduğundan şikayet etmişler. Geleneksel eğitime geri döndük demişler. Çocuklar çok sıkıldı demişler. Teknolojik sorunlar yaşadık. Uygulamalı eğitim yapamadık. Direkt anlatım metodu kullanır hale geldik. Sınırlı sayıda etkinliklerimiz, çevrimiçi etkinlik yapabildik. Fiziksel hatta katılım olmadı diyen öğretmenlerimiz olmuş. Yani çocukların internet bağlantısının olmaması gibi sebeplerden ötürü.
Peki çözümler neler üretmişler? Doğayla çocukları daha fazla girmeye teşvik etkileşime girmeye teşvik etmişler. Projeler kendi evlerinde ilgilendikleri konularda projeler yapmaya teşvik etmişler. Eğitici videolar hazırlayıp göndermişler. Çeviri içi problem çözmek hep birlikte gibi çalışmalar yapmışlar. Telefonla iletişim kurmuşlar. Eve eğitim paketleri göndermişler. Bunlar o bahsettiğim 260 eğitimcimizin, Reji Emilio ilhamlı eğitimcimizin çok minik bir kısmının bulmuş olduğu çok da güzel çözümler. Ebeveynlere evde aktiviteler geliştirmeleri, gerçekleştirmeleri için desteklemişler. Orienting diyen öğretmenlerimiz oldu. Eve haftalık programlar gönderenler oldu. Evet, peki Reci Emilio okullarında ne yaptılar? Reci Emilio okulları her ne kadar Reci Emilio İtalya pandemiyi çok zorlanarak atlatmış olsa da hızlı atlattı. Çok kısa bir sürede çocuklar yüz yüze eğitime geri döndüler. Ve bunda da Reci Emilio öğretmenleri bize şunu söylüyor. Okulun fiziksel ortamı bunu çok destekledi diyor. Yani yüksek tavanlar, büyük sınıflar, piyazda, holler, okulun tüm alanlarının normalde zaten kullanılıyor olması. Dolayısıyla mesafe örneğin mesafe kuralına zaten doğal olarak uyum sağlayabilecek bir okul olduğunu, okul yapısı olduğunu ve dolayısıyla pandemi sürecinde çok hızlı bir şekilde yüz yüze eğitime geçebildiklerini görüyorlar. Ama pandemide ne yaptılar? Pandemide çok hızlı bir şekilde amaçlarının aslında topluluk olarak kalabilmek olduğunu bize dile getiriyorlar. Yani çocuklar, evet herkes evdeydi, eve eğitim paketleri göndermeye başladılar. School Goes Home, eğer Reci Emilio sayfasına girerseniz orada birçok etkinlik göreceksiniz. Size minik böyle paylaşacağım. Eş zamansız hikayeler anlattılar. Reci Emilio öğretmenleri, işte belediye çalışanları vesaire, çeşitli kurumlar bir araya geldiler ve hikayeler kaydedip internet üzerinden, İnterneti olmayan çocuklara evlere CD'ler şeklinde vesaire farklı kanallarla bunları ulaştırdılar. Evde birlikte oyun oynayabilme üzerine öneriler ürettiler. Tabii bunları çocukların işte matematik gelişimini destekleme vesaire gibi farklı şeyleri düşündüler. Mesela fotoğraf girmecelerine örnek vermek istiyorum. Bu oyun kökeni 1925'lerde sürrealistler tarafından icat edilen bir oyuna dayanan, internette de bulunan, iyi bilinen bir oyun çeşidi. Fotoğraf bilmecelerini geliştirip gönderdiler. Dönüşümler adı verilen etkinlikler, oyunlar aslında yaptılar. Masaüstü manzaralar adı verilen, yine çocukların aktif olarak katılabilecekleri etkinlikler. Stop motion, tabii ki ailelerle telefon görüşmeleri. Tüm Reci Emilio kasabasındaki çocukların dahil olabileceği, hatta tüm dünya çocuklarının dahil olabileceği bir proje, masallar gecesi için farklı dillerde tekerlemeler, bilmeceler toplayıp altın kayıt oluşturabilmek için böyle bir proje başlattılar. Biliyorsunuz Reci Emilio okullarında hikaye anlatıcılığı çok güçlü. Çünkü kültürlerinde bu çok güçlü. Pinokyo'ya vesaire baktığınızda. Dolayısıyla bunun böyle farklı versiyonlarını hemen pandemi döneminde devreye soktular. Evinizdeki kitapçı başlığı altında Louis Malaguzzi Uluslararası Merkezi'ndeki Regio Çocuk Kitapçısı, personeli, öğretmenler, eğitimciler tarafından tasarlanan çocuklar ve aileler için özel bir öneri, fikir ve alıntı seçkisi yapıp paylaştılar. Örneğin Kirli Olanlar isimli kitap. Yani sadece bunu örnek olarak veriyorum ama hikaye kitapları, kitaplar bunlarla da sınırlı kalmadı. Yemek tarifi kitapları, etkinlik kitapları gibi paylaşımlar yaptılar.
Peki sizler ne yapabilirsiniz bundan sonra? Reci Emilio İlhamlı öğretmenlerimiz ya da bu şekilde olmak isteyenler. Öncelikli olarak benim araştırmamda tespit ettiğim önemli bir nokta. Reci Emilio İlhamlı öğretmenlerimizin yaşadıkları sorunlara öncelikli olarak teorik çözümler bulması ve yeni normale uygun eğitim anlayışını yeniden yapılandırması gerekiyor. Yani eski doğrularımız şu anda tabii ki geçerli olmuyor. Yani bizim rejimli okullarında üretilmiş çözümler onların kendi ortamlarına, kendi çocuklarına yönelik oluşturdukları çözümler. Bizim de yani Türkiye'deki rejimli ilhamlı öğretmenlerin de bir başkasının yaptığı etkinliği kopyalamak değil de sizin okulunuzda ne oldu, ne ihtiyaç vardı, ne ilgi vardı onu özgü projeler üretmeniz gerekiyor. Evet, Reggio Emilio'dan ilham alan eğitimciler, İtalya'daki Reggio Emilio öğretmenlerinin ve yeni normalde ne yaptıklarını kontrol etmesi gerekiyor. Ve bu konuda Reggio Emilio okulları gerçekten bonkör davrandı ve internet sayfalarında yaptıkları şeyleri paylaştıran, yapmaya da devam ediyorlar. Sadece çocuklara yönelik değil, eğitimcilere yönelik eğitimler de sürekli olarak çevrim içi eğitimler veriyorlar. Hem uzaktan hem de yüz yüze uygulamalar üzerine çalışmaya devam etmek gerekiyor. Zira yarın tekrar kapanma olabilir başka bir sebepten ve hazır olmak gerekir. Katılımcıların çoğu Reggio Emilio ile ilgili genelde böyle bir hani bir yıl hatta daha az deneyime sahipler. Dolayısıyla bu kadar az bu kadar fazla sorunun yaşanmasının sebeplerinden bir tanesi Reggio Emilio ilhamlı öğretmenlerimizin deneyim eksikliği ya da Reggio Emilio prensiplerini henüz çok iyi kavramadıkları, henüz çok iyi deneyimlemedikleri. Dolayısıyla pandeminin de buna ekstra bir dezavantaj olarak geldiğini görüyoruz. Yani zaten Reggio Emilio'ya çok hakim değilken üzerine bir de pandemi olunca fikir üretmekte zorlanmış olabilirler diye düşünüyorum. Bazı eğitimcilerimiz risk altında oldukları için ya da çok kendilerine kıymet verilmediğinden şikayet etmiş. Mesela yurt dışında daha yüksek ücret ödeme ya da öğretmenlerimizi, eğitimcilerimizi daha iyi koruyabilmek için neler yapılır gibi konular konuşuldu. Belki bu konuda onları desteklemek ve ne kadar değerli olduklarını hissettirmek bir amacımız olabilir. Eğitimin ne olduğunu yeniden düşünmek acil bir ihtiyaç. Zira Reggio Emilio yaklaşımına gönül vermiş bir eğitimcimizin çocukların aklına böyle hazır bilgileri doldurmaya çalışma fikri pandemi döneminde ortaya eğer böyle bir şey çıkıyorsa ki bunun çıktığını iddia etmiş, söylemiş öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin bir kısmı. Dolayısıyla aslında eğitim felsefemizin çok iyi oturmadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biraz daha hem eğitim felsefemizi iyi yapılandırmamız hem de uzaktan eğitim nedir? Mesela uzaktan eğitimle uzaktan öğrenme arasında çok büyük bir fark var. Bunun arasındaki farkı anlayabilmek ya da çocukları doğaya tutup götürmekle Reggio Emilio'da çocukları doğaya duyarlı yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani doğaya götürmekle onları iş bitmiyor. Aradaki farkları görmek gerekiyor, detaya inmek gerekiyor. Evet, eğitimciler sadece çocuklarla değil aynı zamanda meslektaşlarıyla, ebeveynlerle hatta tüm toplumla bir araya gelip neler yapabileceği konusunda kafa kafaya vermesi, birbirlerini desteklemesi gerekiyor. Nitekim Reggio Emilio kasabasında da bu oldu. Tiyatroculardan tutun da hani sadece Reggio Emilio öğretmenleri değil, herkes çocuklar için ne yapabiliriz diye kafa yordular ve Reggio Emilio okullarında çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Eğitim uygulamalı olmalı. Böylece çocuklar bir şeyler hisseder, manipüle eder, eller aracılığıyla düşünebilir.
Eğitim bilişsel alanı desteklemeli. Böylece çocuklar soru sorar, bir şeyleri merak eder, derinlemesine araştırma yapabilir. Eğitim dayana okulun duvarında yazdığı gibi, kocaman böyle yazmışlar, eğlencesiz hiçbir şey olmaz diyorlar. Yani çocuklar için kesinlikle eğlenceli bir ortam oluşturmak zorundayız. Yoksa çocukları ekran başına kilitleyip de sıkıldılar diye şikayet etmemiz maalesef bir işe yaramıyor. Uzun dersler yapmak yerine eğitimcilerin aktif etkileşimini bir dizi senkron, asenkron mini sınıflar yapabilir diyor. Bunun Recep'in öğretmenleri de genel böyle literatürü dünyada işte yapılan pandemi döneminde ortaya çıkan çalışmaları gördüğünüzde bunu tavsiye ediyorlar. Eğitimler çocukların kendilerini yönlendirebilecekleri, topluluk olarak hissedebilecekleri etkinlikler olmalı. Nitekim örneğin o bilmecelerde çocuklar birbirlerine kendi hazırladıkları çevrelerinde işte bahçeye çıkıyorlar, evde dolaşıyorlar, bilmeceler hazırlıyorlar ve sonra aileleriyle ve WhatsApp gibi farklı işte iletişim kanalları aracılığıyla arkadaşlarıyla bu bilmecelerini paylaşıyorlar. Yani burada gerçekten aktif bir çocuk var karşınızda. Aklını kullanan, elini kullanan, teknolojiyi kullanan, arkadaşlarıyla iletişim kurmaya devam eden. Evet, bir eğitimin esnek, isteğe bağlı, meraka dayalı olması, çocuklar, aileler, öğretmenler, pedagoglar, atölyeseler gibi tüm kahramanlar, yani tüm bu eğitim kahramanları arasında etkileşimin, iletişimin teşvik edilmesi gerekiyor. Böylece eğitimciler ailelerden, çocuklardan geri bildirim alabilir, çocukların öğrenimi, gelişimini işbirliği içerisinde desteklemeye devam edebilirler. Eğitimciler özellikle internet iletişimi gibi destek olanaklarının bulmadığı evler için hikaye anlatma kayıtları, oyun fikirleri, matematik, çizim ve daha fazlası farklı temalarda küçük projeler, yemek tarifleri veren, aktiviteler sunan veya hikaye içeren kitap önerilerinden oluşan eğitim paketleri hazırlayabilirler. Bu tırnak içerisinde yazdıklarım Recemilio sayfasından aldığım, onların yapmış olduğu çalışmalardan bazı örneklerdi. Uzaktan eğitim çocukların daha aktif olması ve başkalarıyla etkileşime girmeye zorlaması açısından teknolojinin getirilerinden de faydalanmak gerekiyor. Evet, çok hızlı bir şekilde öğretmenlerimiz teknolojiyi kullanma bilmiyorsa bile kullanma durumunda kaldı ama kendimizi ilerletmeye devam etmemiz gerekiyor. Evet, oyun ve ellerin aktif olduğu etkinlikler üzerine yoğunlaşmak, örneğin geri dönüşüm malzemelerinden veya evde bulunan malzemelerden müzik yapmak, şarkı söylemek, dans etmek, kes yapıştır ile çeşitli desenler yapmak gibi diyor bir araştırma, Kim 2020'nin araştırması. Olabildiğince etkileşime, tabii kes yapıştırı burada gören arkadaşlarımız Recep'e çok yakıştıramamış olabilir. Çok haklılar bu konuda. Çünkü proje, hani başta söylediğimiz kısa süreli, uzun süreli projeler kapsamında tabii ki kes yapıştır yapılabilir ama kesinlikle Recep'in okullarında hedef bu olamaz. Yani projenin bir parçasında bunu yapma ihtiyacı duyabilirler ama maalesef hani kes yapıştır şu anda çok fazla akla hitap etmeyen, örneğin Amerika'da işte zihinsel sıkıntısı olan çocuklara daha çok yaptırmayı tercih ettikleri ama kes yapıştır dayalı kesinlikle bir eğitim tahsip edilmiyor. Olabildiğince etkileşime girmek çok önemli. Dolayısıyla yapılan araştırmalar, oyun oynamak, işte şarkı söylemek vesaire, bunların tespit edilmesi gerekiyor. Nelerden hoşlanıyor çocuklar? Ekran süresi eğer yapmak zorundaysanız bunu kısıtlı tutmak gerekiyor. Çocukları ekrandan uzaklaştırabileceğiniz görevler vermek, örneğin evini tanıtmasını istemek, eline kamerayı alıp evini tanıtması istemek, hem çocuk aktif bir çalışma yapıyor, evini tanıtıyor, hem konuşuyor, hem fiziksel olarak hareket halinde. Bu tarz çalışmalar önerilmiş. Çocukların kendilerini okulda hissetmesi için sınıfları, öğretmenlerin sınıflarında bulunması, HyFlex şu anda adını verdiğimiz çalışmalar öneriliyor. Böylece çocuklar sınıfı yine daha önce var oldukları ortamda
gibi kendilerini hissetmesi sağlanmaya çalışılıyor. Evet, araştırmalar mecbur kalındığında özellikle 4-5 yaş için 30 dakikayla sınırlandırın ekran süresini diyor. Ayrıca çok büyük gruplarla değil de 6-8 çocukla sınırlı tutulmasını öneriyor. Ve birçok araştırmacı ve küçük çocukların ekran karşısında eğitim yapılamayacağını ve bir yetişkinin mutlaka aracı olması gerektiğini belirtiyor. Reimers, Harvard Üniversitesi'nden ünlü araştırmacılardan okul öncesi dönem çocuklarına örneğin kesinlikle ekran eğitiminin verilmeyeceğini iddia eden araştırmacılardan bir tanesi. Nitekim Reggio Emilia okullarında da biraz önce çok kısaca değindiğim üzere gerçekten çocukların ekrana kilitlenmediği, farklı çözümler üretildiği, farklı projeler üretildiğini görüyoruz. Evet. Ekranı kapatmak istiyorum ben. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli hocamıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Ve siz kıymetli misafirlerimizin sorularını bekliyoruz. Hocam merhaba. Zoom üzerinden birkaç soru var, ben onları ileteyim. Çocuk gelişimcinin karakteristik özellikleri nasıl olmalı? Uygun değilse nasıl görev alacak? Mülakat şart değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, güzel bir soru. Teşekkür ederim. Karakteristik özellikleri aslında Reggio Emilia öğretmenlerinin bu soru soruluyor. Eğitimci nasıl olmalı diye. Ve diyorlar ki iyi öğretmen, iyi eğitimci diye bir şey yok. Sürekli kendini geliştiren, araştıran öğretmene biz inanıyoruz diyorlar. Dolayısıyla ama benim fikrimi soruyorsanız, yani Türkiye'de ben hani şu anda ne demek istediğinizi anlıyorum. Çocukları seven, merhamet duygusu, vicdanı olan, gerçekten çocukla çocuk olabilen, çok iyi dokümantasyon yapıp çocuğu anlamaya kendini teşvik eden, bunu yapmaktan hoşlanan, kendisi araştırma yapmaktan hoşlanan, benim eğer bir makalem var, o makalemde hatta tezimde, yüksek doktora tezimde bahsediyorum Reggio Emilia öğretmenlerinin farklı kılıklara girdiklerini. İşte bir öğrenci oluyorlar, araştırmacı oluyorlar, öğretmeni oluyorlar, rehber oluyorlar, provokatör oluyorlar. Tüm bu farklı rollere girebilen öğretmenlerin ve Reggio Emilia öğretmenlerinin söylediği gibi kendini sürekli geliştiren, araştırma yapan öğretmenlerin olması gerektiğini, yani bu tarz özelliklere sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Evet. Teşekkürler hocam. Diğer soruya geçiyorum. Günümüzde özellikle okul öncesi eğitimi veren kurumların eğitim modellerinin isimleri ön plana alınarak öğrencilerin ticari bir kaygının malzemesi haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Birçok eğitim modelinin entegre edilerek Türkiye'de eğitim ortamlarına uygulanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Eğer böyle bir imkanınız olsaydı siz neler önerirdiniz? Evet, ben Reggio Emilia yaklaşımını önerirdim. Ama öte yandan ticari kaygı konusunda haklı olduğunuzu düşünüyorum. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda okul öncesi eğitim programı yazılırken Reggio Emilia'dan da esinlenelim, oradan da güzel şeyler alalım ya da işte diğer program modellerden de güzel şeyler alalım ama ismini koymayalım, bizim programımız olsun denilmişti. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bize ait olmalı. Ama veliler öğrenmek istiyorlar, bilmek istiyorlar. Bu okulda ne yapılıyor? Çok defa mesaj almışımdır, e-mail almışımdır. Reggio Emilia ile alakalı işte ne makale önerirsiniz, ne kitap önerirsiniz. Bu okulda işte Reggio Emilia ilhamlı çalışmalar yapılıyormuş. Hani biraz daha ben araştırmak istiyorum, kendim de okumak istiyorum diyen veliler oluyor. Dolayısıyla tabii ki yaptığınız çalışmaların, işte dayandığınız felsefenin açıkça söylenmesi lazım ki
Veli de gönlü neye kayıyorsa onu seçebilsin. Yani açık olmak, net olmak da kıymetli bu açıdan düşündüğümüzü diyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Değerli hocamıza sunumları için teşekkür ediyoruz. Ve 15 dakika ara için sizleri kokteyl salonumuza davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.